TGT'deki bilime hoş geldiniz. Fizik konuşacağız. Niye fizik konuşacağız? Çünkü kendim nerede aslında oraya bağlı, dönüp dolaşıp oralara bağlanıyor hepsi. Hepsi bilime ve bilgiye bağlanıyor, fiziğe bağlanıyor. Fiziğin biraz altın çağını konuşmak istiyoruz. 18. yüzyıl, sonu 18. yüzyıl, 19. yüzyılın başı ve özellikle 20. yüzyılın ilk yıllarında fizikte dünya üzerinde çok önemli adımlar atıldı. Fizik anlayışı dünyanın değişti. Özellikle bir insan, bir kişi çok öne çıktı. Bir sürü insan var elbette. Çok önemli insanlar var ama bir tanesi çok öne çıktı. Albert Einstein ve onun getirdiği yenilikler, yeni kuramlar 20. ve hatta artık 21. yüzyılın fiziğini de oldukça yönlendirici oldu. Ve bu akşam bunları konuşacağız. Üç değerli konuğum var. Profesör Doktor Tekin Derili, Koç Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Profesör Doktor Emre Onur Kahya, daha önce tekrar zaten ağırladık biliyorsunuz Emre Hoca'yı. İTÜ Fizik Mühendisliği Öğretim Üyesi ve Doktor Can Kozcaz, Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi. O da daha önce teke teke katılmıştı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Hoş geldiniz sizler de. Genç fizikçiler benim asam bozuyorlar burada. Çok şey biliyorlar çünkü insan sinirleniyor onlara. Şaka yapıyorum, çok hoşuma gidiyor, bayılıyorum size. İzleyici de bayılıyor. İsterseniz Einstein'dan başlayalım. Son 4 Nobel'in 3'ü galiba Einstein'ın teorileri üzerinden verildi. 2017, 18, 19, 20'den 3 tanesi Einstein teorilerine sağlanan katkılardan gitti. İsterseniz oradan başlayalım. Nelerdi onlar? Einstein bu milenyumun yani kendinden yaklaşık 1-1,5 asır sonrasını nasıl etkiledi? Okey. Einstein'a da başlayalım. Albert Einstein belki birçok fizikçinin de hani fizikçi olmak için motivasyonlarından biri. Yani, tabii onu görüyorlar teorileriyle tanıştıkları zaman. Fizikçi olmaya karar veriyorlar. Onlardan biri de belki de benim. Benim de çok... Tabii. Öğrenmeye başladığım zaman inanılmaz etkilenmiştim. Einstein'ın teorileri dediğiniz gibi modern fizikteki iki ana koldan ilerliyor. Bir Einstein'ın kurduğu relativite, görelilik teorileri üzerinden. Diğeri de kuantum mekaniği diye bugün adlandırdığımız kuantum mekaniği üzerinden. Bu dediğiniz gibi son 2017 ile 20 yılları arasındaki 4-5 Nobel'in 3'ü Einstein'ın teorileriyle ilgili gözlemlere verildi ya da o teorinin doğruluğuyla ilgili olan hesaplara verildi. Bunun sebeplerinden bir tanesi niye 100 yıl sonra derseniz Einstein bir kere uzaya ve zamana olan bakışımızı yani Newton'la başlayıp 1905'e kadar geçen sürede olan edindiğimiz bakışı tamamen değiştirip nasıl doğru şekilde bakmamız gerektiğini bize öğreten bilim insanı. Gerçi o da yanıldı ama yer yer. Yani yaptığı hatalar ya da teorisini anlamaya çalışırken tabii ki kullandığı bazı önseziler vardı. Onlar yanlış çıktı. Daha sonra doğru olduğu aslında ortaya çıktı. Bu her yani bilim zaten bu şekilde ilerliyor. Böyle ilerliyor. Evet. Ve bu teori ortaya attıktan sonra hemen test edilebilen 1910'larda 20'lerde test edilebilen tahminleri olduğu gibi Einstein'ın bile kendisinin emin olamadığı. Hani bir teori yazıyor, bu teorinin içinde belli objelerin olması gerekiyor, belli şeylerin olması gerekiyor. Bunların var olamayacağını ya da gözlemleyebileceğini kendi bile inanmıyor bazı durumlarda. Evet. Bunlardan bir tanesi hepimizin bildiği kara delikler. Diğeri de yer çekimi dalgaları. Şimdi ben ilk önce 2017'de verilen Nobel yer çekimi dalgalarıyla ilgili, kütle çekim dalgalarıyla ilgili. Ondan biraz bahsedeyim. Ondan sonra... Çünkü en acayip de o zaten. Evet, tuhaflanan çok acayip. Ama bir taraftan da aslında hepimiz hani dalgaları biliyoruz. Bu sizle konuşurken, benim sesimi duymanız ses dalgalarının iletişimiyle, bu kameranın bizi çekip yayından seyredenlerin evine gitmesi elektromanyetik dalgalarla, Einstein'ın teorisi bize çok büyük mesela kara delik gibi ya da nötron yıldızları gibi cisimlerin de hareketi sırasında bu uzay zamanda oluşabilecek dalgalar olduğunu söylüyor. Ama bu dalgaları ölçmek çok... Ama yer çekimsel dalga bambaşka evet, bir şey yani. Bu uzay zamanının kendisinin deformasyonundan kaynaklanan dalgalar. Ve o deformasyon gidiyor. Evet, evet. Ve bu deformasyon oluşabilmesi için dediğim gibi kara delik çok büyük gibi... Çok lazım. Tabii çok büyük. İki tane kara delik böyle birleşmesi, çarpışması. Bunların birleşip tek bir kara delik olması gereken ve bayağı enerji verebilen. Yani üç tane güneşin enerjisi kadar enerji çok kısa bir sürede yayabilen olaylarda görülebiliyor. Ama bunu gözlemlemek için şöyle bir ölçüm yapmanız gerekiyor. Mesela ışık bize güneşten 8 dakikada geliyor.
Ay'a bir saniyede gidiyor. Şöyle düşünün, 10 yılda ışın gideceği mesafe gibi bir uzunlukta bir saç teli kadar bir mesafeyi ölçebilmeniz gerekiyor. Tabii bu yüzden de insanlar bunu hesapladıkları zaman şey fark ediyor, yani bu ölçülemeyecek. Ama 2017'deki Nobel ödülü alan fizikçiler bunun ölçülebileceğini ortaya koyuyor. Hem teorik olarak neyin aranması gerektiğini ortaya koyuyor, kripton gibi. Hem de bunun ölçülebilmesi için gerekli teknolojinin arkasında ne var, bunun öncülüğünü yapıyorlar. Şimdi isterseniz... Mesela ölçüldü zaten. Bu ölçüldü. İsterseniz bu beşinci resmi koyabilirsek, gösterebilirsek, bunlar üç tane bilim insanı. Nobel alan. Bir mi? Beş. Beş. Can Hoca'nın beş numaralı koyabilirsek. Görsel arkadaşlar. Evet. Bu üçü. İşte burada evet, hani Rainer Weiss, Barry Parrish ve Kip Thorne. Bunlar LIGO deneyini arkasında olan yönetenler. Dediğim gibi mesela Weiss işte bu ölçüm için gerekli teknolojiyi öncülüğünü yapan ya da fiziksel gelişim öncülüğünü yapan insanlardan bir tanesi. Peki nasıl ölçtüler? Üçü de fizikçi mi? Üçü de fizikçi, evet. Nasıl ölçtüler diye onu da çok kısa bir söyleyeyim. Ondan sonra sözü Emre Hoca'ya bırakayım. Eğer ikinci slayta bakabilirsek. İki arkadaşlar. Burada aslında komik bir şey de var. O da şu, solda gördüğünüz resim aletin bir şematiğini gösteriyor. Buna bir interferometre diyoruz. Interferometre dediğimiz şey, ışık dalgaları kullanarak çok kısa mesafeleri ya da mesafe değişimlerini ölçebileceğimiz düzenekler. Şimdi bu düzenek aslında çok eski bir düzenek. Yani özel görelilik, yani Einstein teorisi ortaya atılmadan önce de kullanılan, yararlanılan bir düzenek. Burada gördüğünüz şey, bir tane kabaca söylemek gerekirse bir ışık kaynağı var. Bir ışık kaynağı ışığı iki ayrı kola yolluyor. Bunlar gidip geliyorlar ve ondan sonra tekrar birleştirilerek aradaki yol farkı ölçülüyor. O zaman ne oluyor? Şimdi bir dalga geçtiğini düşünürseniz, uzay zamanı büken, bu sefer deney düzeneği de onunla beraber esnemeye başlıyor. Dolayısıyla o kolların mesela uzunlukları değişiyor. O değişimleri anlamaya çalışıyoruz. Ama bu o kadar anlatıldığı kadar, anlattığım kadar burada kolay bir şey değil, çok zor. O kollar orada küçük gözüküyor belki ama kilometre gerçek önce. Hayatta yani deneyde 4 kilometre her biri. Ve ışık defalarca gönderilip getiriliyor aynalarla ki çok daha uzun, 1000 kilometreye yakın bir uzunlukmuş gibi görülsün diye. Ve bu dedektörlerden, bu algıçlardan iki tane var. Haritada görebiliyorsunuz bunlar. Amerika'da biri Washington eyaletinde, diğeri Louisiana eyaletinde. Aralarında yaklaşık 3000 kilometre mesafe var. Ki bir dalga geldiği zaman ilk önce işte bir dedektörden geçiyor. Onu orada bir sinyal yaratıyor. Daha sonra ikinci dedektörden geçiyor. Orada bir sinyal yaratıyor. Bunları karşılaştırıyorsunuz. İşte aralarında geçmesi gereken süre belli falan. Artı dediğim gibi çok zor bir deney olduğu için. Bahsettiğimiz süre ne kadar bir süre? Milisaniyeler cinsinde. Hayır, süre belli değil mi? İnsanlar saatlere falan yok, geliyor. Yok. Yani çünkü 3000, yani ışık hızı 300 bin kilometre bölü saniye. İşte 3000'e böldüğünüz zaman. 299 bin küsur. Evet evet. Yani kabaca 300 bin desek işte 3000'e böldüğünüz zaman işte yaklaşık milisaniye civarında. Çok şey değil. Bunun iki tane olması denen bir tanesi, dediğim gibi çok zor bir deney. Neredeyse hani bir çocuğun böyle koşması bile deneyi etkileyebilecek. Onları o tip gürültü efektlerini yok etmeniz lazım. Dolayısıyla bunlar çok uzak olduğu zaman birbirine, onu denk sağlamış olursunuz. Yani hakikaten biz gerçekten ölçüyoruz. Yani fiziksel bir şey ölçerken, bir şey bulduk dedikleri zaman çok dikkatliler. Ve hocam ben bu deneyi biliyorum, okuduğum zaman yapıldı da, ve hep şunu düşündüm. Yani süre o kadar kısa ki, o arada olmuş çok, yani süre dediğim o aradaki farklılık o kadar düşük ki, orada o sırada Amerika kıtasının herhangi bir yerinde olmuş bir deprem, kuvvetli esen bir rüzgar, arazideki bir başka nedenle oluşabilecek bir esneme, işte kıta hareketiyle falan, bütün bunlar hepsini hesaba katıyorlar. Hatta çok bununla alakalı olmayan bir örnek vereyim. Mesela bu nötrinolarla ilgili CERN'de yapılan bir deney vardı. Nötrinoları CERN'den yolluyorlar hızlandırıcıdan. İtalya'da yakalıyorlar. Bu yer altından gidiyorlar. O arada bir deprem olmuş. Ve deprem olduktan sonra CERN ile ölçüm merkezi arasındaki toprak arasında 5 santimlik kayma. Onu bile fark edebiliyorlar. Ya da LHC'de tren geçtiği zaman, TGV geçtiği zaman
onu aşağıdaki protonlardan fark edebiliyorlar. Yani böyle bir şey o kadar hassas. İnanılmaz hassas. Bu en hassas deneylerden bir tane. Şimdi deneyiciler kızmasın bana, çok uzman olduğum bir konu değil ama korkunç. Çünkü her türlü ısı şeyini, dediğiniz gibi sismik hareketleri, her şeyi hesaba katıp ona göre ölçmeniz gerekiyor. Ve işte özellikle benim bildiğim kadarıyla hangisiydi? Weiss galiba, bu MIT'deki hoca değil mi? Weiss, o bu hani lazer sistemlerini geliştiren, bütün bu ısı etkilerini falan azaltmayı sağlayan bütün her şeyin arkasında olan en önemli isimlerden bir tanesi. Daha şeyi bile hesaba katıyorlar değil mi? O ışığın, yani o yansıyor, geri geliyor. Tabii. O interferometre. O ışığın aynaya çarptığı zaman, anda kaybettiği zamanı. Oradaki aynayla yaptığı kuantum etkileşmesi. Tabii. Yani atom altındaki o etkileşmesini bile hesaplamışlar. İnanılmaz bir. Çünkü yani 50 kilogram, 40 kilogramlık aynalar var uçlarında deneyin. Şimdi onları da mümkün olduğunca üzgün bir şekilde asıyorlar ki, şöyle düşünün yani. Sıcaklık var değil mi? Yani sonuçta bunların asılı olduğu yer oda sıcaklığında belki bir şekilde. Yani oradaki oluşacak titreşimler bile etkiliyor. Dolayısıyla her türlü bu tip efekti hesaba katıyorlar. Katıyorlar, eliyorlar ve gerçekten gerçekimi dalgası, kütle çekim dalgası geçtikten sonra o aynaları oynatan efekti bulmaya çalışıyorlar. Ve buldukları şeyde son bir şey söyleyeyim. Bunu tabii hesaplayabiliyorsunuz. Yani Einstein'ın başarısı da, hani bu deneyin başarısı da orada. Yani Einstein 1915 yılında size bir denklem veriyor. Siz atıyorum bundan 100 yıl sonra elle çözemiyorsunuz. Bilgisayara veriyorsunuz, simülasyonunu yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki iki tane kara delik ya da iki tane nötron yıldızı birbirleri etrafında dönüp birleştikleri zaman böyle bir formda dalga yayınlamalılar. Ve bu dalgayla tamamen aynı şekilde dedektörde ölçebiliyorsunuz. Bu korkunç bir başarı. Hem teorik fizik anlamında Einstein'ın çok büyük başarısı, teorisinin inanılmaz bir doğrulaması. Yani. Çünkü böyle bir şeyin olacağını düşünmüyordu insanlar. Yani bazen hani fizik ilerlerken şeyi görebiliyorsunuz. Hani beklenen bir şeyler var. Benim bildiğim kadarıyla, düzeltir hocalarım beni, hani bu beklenmiyordu. Hani hatta teknoloji değil mi? Siz söylüyorsunuz hani Einstein 50 yıl önce buldu bunu diye. Hani evet, zamanında önce buldu diye. Hani o bakımdan korkunç bir teori var elimizde. Ve bu deneyle inanılmaz teknikler kullanılarak çok başarılı bir şey de gösterilmiş. Diyeyim ben, diğerlerinde sizlere şey yapayım. Ben bir... Bir şey soracağım. Çok özür, lafınızı kestim ama hocam girmeden. Şimdi peki burada bir de mühendislik var. Tabii ki. Ve bütün bunu üretebilmek var. O mühendisliği yapan kim peki? Mühendisler tabii ki. Tabii. Yani bu üçü tabii yapmıyor onu. Peki o mühendislerin de bu işte bir payı yok mu? Var tabii ki. Var. Makalelere bakarsanız. Makalelerde atıflar var tabii. Atıf diye. Yani onlar katları var. İsimleri var. Yani böyle listelerde sayfalarda olsun isim var. Peki mesela bu Nobel'de hani bunlar kadar onların da payı yok. Var tabii ki, ama Nobel'de 3 kişi sınırı var. Maksimum 3 kişiye verilebilecek sınırı var. Ya aslında bu çok kalabalık bir ekibin işi yani. Tabii ki 1000 kişi ve yani deneysel Nobel'ler bu şekilde oluyor. Proje yöneticisi, direktörü esasında bütün krediyi alıyor. Ama aslında biliyorsunuz ki onun arkasında bütün laboratuvar var. Hatta bütün bir ülke var. Evet. Yani bunda da mesela yani ilk başta gerçekimi dalgalarını ölçmek için başka denemeler var. Daha küçük ölçekte yapılmış deneyler var. Daha sonra bunun olabileceğini hani böyle bir gösterdikten sonra bu sefer şey, NSF'e, bu Amerika'daki ulusal bilim şeyine başvuruyorlar. Bu bilim insanı özelliklerinden bir tanesi var. Yani politik olarak da ülkeyi böyle bir projeyi desteklemeye ikna ediyorlar. Yani oradaki Kip Thorne normalde teorik fizikçi. Evet. Onun oradaki en büyük aslında oradaki en büyük isim Kip Thorne değil mi aslında? Evet, ağırlığını koyup teorik fizikçi. Evet, teorik fizikçi. Genel üretim. Yani onun ağırlığını koyup büyük bir fizikçi, herkes tarafından tanınmış. O fonun geçmesini sağlıyor. Sağ oranın TÜBİTAK'ından diyelim. Yani. Bu hükümet tarafından desteklemiş yoksa benim vakıflar fonlar mı? NSF. Artı ilk başta MIT ile Caltech de desteklemeye başladı ama yani tek başına üniversitelerin kaldırabileceği bir proje değil herhalde bunlarla. Çok büyük paralar gerekiyor. Şimdi böyle bir proje kaça mal oluyor tahminin? 5 milyar, 10 milyar, 100 milyar. Dolar. O düzeyde. O düzeyde. O düzeyde. Büyük mega projeler bunlar. Peki bunun kanıtlamanın faydası ne oluyor dünyaya ve insanlara? Ben aslında bir şey daha ekleyebilir miyim? Buyurun. Aslında laboratuvar bir tane değil. Laboratuvar iki tane. İki tane tabii. Bir tanesi şeyde Kuzey Batı Washington eyaletinde birisi.
Bir tanesi de Louisiana Güney Doğu Eyaleti. Arada şöyle 3000 kilometre fark var. Da gözüküyor hocam zaten. Ve yani deneyin zorluklarından bir tanesi. İki tane laboratuvar olacak. Ve iki laboratuvara gelen bu çok zayıf sinyal aynı anda eş anlı olarak ölçülecek. Ve o zaman farkının olmadığını göstermesi de esasında ayrı bir problem. Hatta bir şey daha ekleyeyim. Bu LIGO'nun iki dedektörü. Bir de Virgo var. Virgo. Virgo. O da İtalya'da. O da 10. slide'da. Evet. O da onlara çok benziyor. O da beraber. Bu deneyde o da çalışmış mı onlarla beraber? Tabii. Daha sonra. Yani ilk gözlemi LIGO yapıyor. Yani. Sonra. İşte bu da o Pisa Virgo. Şehrinin oradaki Virgo'nun aynı. Tamamen aslında aynı bir üçgenleme yapmak gerek biliyorsunuz. İkinci nötron yıldızı birleşiminde yani sadece, zaten o triangulation'la o üçlü yerle tam net bulabiliyorsunuz. Yoksa GPS tam şeyi bulamazsınız. Yani mesafeyi tayin edebilirsiniz fakat nereden geldiğini tayin etmek için üçgenleme yapmak lazım. Yer çekimi dalgalarının hızı neymiş peki? Işık hızı. Yok, ışık hızını geçmiyor. Altında da kalmıyor. Aynen, aynı ışık hızı. Işık hızı. Tamamen aynı. Aynen. Ben aslında onun kozmolojiyle de bir ilgisi var. Orada sorduğun soru çok önemli bir soru aslında. Yani ondan da bahsedeceğim. Yani ışık hızının hızıyla gravitasyona dalgaların hızının aynı olması bir zorunluluk değil aslında. Değil, bence değil. O yüzden sorunluluk merak ediyorum. Bunun böyle çıkmış olması yani oraya bağlamak hemen görülebilecek bir şey değil ama bunun böyle çıkmış olması karanlık maddenin olduğuyla ilgili bizim bildiğimiz dördüncü gösterge. Yani ben diğer üç göstergeden bahsedeceğim biraz. Bu da dördüncüsü. Yani bundan dolayıdır ki biz karanlık maddenin olduğuna yine inanıyoruz. Tabii ki doğrudan gözlemlemek lazım laboratuvarda ama o açıdan da bir bağlantısı var. Ya bu dalgaların hızı da ışık hızını geçemedi ne yazık ki ama. Işık, tam ışık. Niye ne yazık ki? Niye? bir şey ışık hızını geçsin. Peki, ben bir şey ekleyebilir miyim bu konuda? Tam gravitasyon dalgalarının gözlemlesinin bir de kara deliklerle ilgili bir yönü var aslında analizinin. Ve yani gerçekten biz de gözlem yaptık diyoruz ama bu biraz tuhaf bir gözlem. Çünkü şimdi elde edilen dataları da herhalde siz göstereceksiniz. Grafikleri getirmişsiniz gördüm de. Mesela şimdi 3'e bakabiliriz hocam. 3'e bakabiliriz. Yani oradan da gerçi konuşmayacağım ama bu deney sonucunun analizini yapmak için simülasyon kullanıldı. Yani şeyi okursanız 2015'teki makaleyi işte Kip Thorne'a ve diğerlerine Nobel ödülünü getiren ilk gravitasyon dalga gözlemini analizi bizim alıştığımız yöntemlerin çok dışında ve onun mesela özetini okursanız makalenin diyor ki işte 400 megaparsek uzaklığında iki tane şu kütlesi bir olan bu yanlış kütlesi göster, olan yanlış iki galiba benimki 3 olacak. 3. Bir önceki. Can Hoca'nın 3'ü arkadaşlar. Evet. Yok, bu galiba Emre Hoca'nın. Evet. Yani uzaklığı belli olan iki tane kara delik olacak. İkisinin kütlesi belli olacak. Birleşecekler. Evet. Belli bir kütlede bir kara delik oluşacak ve aradaki enerji farkı da bize gravitasyon dalgası olarak gelecek. Ve simülasyon yapılarak bu işte bize gelecek olan gravitasyon dalgasının gelmeyi hesaplanıyor. Ve gözlemlerde de tutuyor. Ve dolayısıyla aslında biz gravitasyon dalgası gördük derken aynı zamanda iki tane kara deliğin birleşip tek kara delik olduğunu da göstermiş oluyoruz. Yani bu analiz yöntemi de esasında deneyler için çok daha değişik bir yöntem. Yani bir tez daha doğrulanmış olabilir. O kara deliklerin birleşmesi de doğrulanmış oluyor. Daha önce onu gözlenmiş bilen yani böyle iki tane kara delik bulacaksınız da birleşecek de bunu yani gözlenmiş yani bu olan bilim, değil. Böyle bir şey olacağı olma ihtimali bilmiyor. Teorisi vardı ama gözlemi yoktu. Yok. O da gözlenmiş oldu bu arada. Daha sonra bu gözlenmemiş oldu da doğrulanmış oldu. Doğrulanmış oldu. Ve gerçekten gözlem bakımından ve de deney bakımından çok daha değişik bir şey. Yeni bir şey bu. Evet. Peki devam edelim. Nereye geçiyoruz şimdi? Şimdi Can'ın 6. slide'ını açarsanız. O da 2019'da. Yani aslında şey gibi Einstein'ın ilk önce neden bahsettik? İşte öngördüğü gravitasyonel dalgalar dedik. Değil mi? Bir de yani doğru olarak öngördü. Bir de Einstein'ın yani doğru yaptığı diyelim yapabildiği. Bir de Einstein'ın yanlış yaptığı şeyler var. Biraz kozmoloji onunla ilgili. Evet. Yani meşhur Einstein durağan bir evren istiyor diyelim. Evet, onun sabit bir evreni vardı. Sabit bir evren istiyor. O ama bir çözüm de buluyor. Oraya bir terim de koyuyor. Ama o çözümü aldığınız zaman ve denklemleri çözdüğünüz zaman kararlı değil, kararsız bir denge ortaya çıkıyor. Yani o kararlı kararsız denge ne demek? Basit olarak anlatırsak işte ne bileyim şu elimi şöyle tutarsam bunun altındaki yer
kararlı bir dengedir. Çünkü ittirdiğim zaman burada bir topu ileri geri salınır ve aynı nokta etrafında salınır. Ama tam tersi olursa şöyle bir tepe üstünde bir noktada yine dengede durur. Ama dokunduğunuz zaman oradan aşağı doğru inebilir. Dolayısıyla bu yaptığı çözümün aslında kararsız dengede olduğunu Einstein görmüyor. Oraya bir terim ekliyor. Fakat yani bu Einstein'ın en büyük hatan falan dediği şey ama çok ilginç bir şekilde daha sonradan oraya koyduğu o terimi, yani işte evrenin genişlemediğini düşünüyor, sabit kaldığını, sonra genişlediğini görüyoruz. Ama daha sonra oraya koyduğu o terim aslında evrenin ivmelenmesinin sebebi olduğunu düşündüğümüz kozmolojik sabit. Yani ya hatası başka bir doğru olarak bakar. Onu doğruluyor ama düşündüğü gibi değil. O tabii orada işaret değişikliğiyle geliyor. Evet, işaret değişikliğiyle geliyor. Aynen. Einstein'ın dolayısıyla kozmoloji aslında yani evrenin durumunun değişmesi çok istediği bir şey değil ama değişiyor. Evet. Evren sürekli genişliyor. Peebles'ın garip olan da genişleme hızının artıyor olması. Evet. Evet. Yani o tabii çok daha yeni bir gözlem. Ondan dolayı da Nobel alındı. Bu onlardan bir tanesi değil. Fakat Peebles, şundan ilk önce bahsedeyim. Peebles'ın öğrencisi benim zaten genel relativitede dersi aldığım hocaydı. Jim Fry diye. Princeton'dayken. Peebles da Princeton'da hocaydı. Onun anlattığı bir şey vardı. Bu yakınlarda da Weinberg, çok ünlü bir fizikçi, vefat etti. O da aslında benzer bir şeyi söylüyor. Biz parçacık teori, temel teoriciler olarak genellikle astrofizik, astronomi tarzında şeyleri özellikle 20-30 yıl önce çok fizik değil de astroloji gibi böyle o kategoriye sokarlardı diyeyim. Yani böyle biraz daha şey bakarlardı o dallara. Bunun değişimi aslında kozmolojiyle başladı. Çünkü veriler daha hassas gelmeye başladıkça, o verileri daha hassas ölçmeye başladıkça daha ciddiye almaya başladı bütün fizik komünitesi. Tabii ki astrofizikçiler, astronomi çalışan insanlar yaptıkları işi ciddiye alıyor. Ama diğerlerinin onlara bakışı çok daha değişti. Bu Jim Peebles'ın bununla ilgili öğrencisinin anlattığı şeyi anlatayım. Jim Fry gidip Peebles'a şey demiş, ben kozmoloji çalışmak istiyorum. Yani şu an Nobel alan insan. O da demiş ki bir önceki doktor öğrencim şu an taksi sürüyor. Yani o yüzden bu, emin misin? Ya bu işe girme. Bu işe girme. Tabii çok seviyordu o da. O, ve çok deha derecesinde bir adamdı o şeyde. Ama günümüzde yani şu an kozmoloji özellikle yani fiziğin teorik alanını bayağı bir domine etmiş gibi sayılabilir. Şu an tabii bir taraftan da LIGO'dan gelen veriler geliyor ama bu hep şeyle, yani verilerin daha hassas ve iyi gelmesiyle. Kozmolojide astrofizik arasındaki fark nedir? Astrofizik daha yakın diyelim. Mesela galaksiler, yıldızlar, bunların işte evrimi, bunların hareketleriyle ilgili. Kozmoloji çok daha erken dönem evreyle ilgili. Yani bütün evrenin işte büyük patlamadan patlayıp günümüze kadar nasıl ilerlediği ve onun dinamiği. Burada Peebles'ı tabii büyük yapan şeylerden bir tanesi bunu Gamow da yaptı ama bu 7. slayda bakarsak. İyi arkadaşlar. İşte bu kozmik mikrodalga arka alan ışınımı dediklerimiz, CMB ışığı dediğimiz ışığı sürekli gelen hep benim 7. slaytta. Evet hocam, Emre Hoca konuştu, Emre Hoca'nın slaytları. Aynı sıcaklıkta bir şey geliyor, ışık geliyor ve her yönden geliyor, her yönden aynı geliyor. Bu aynı gelen... Bu değil arkadaşlar, 7. Değil mi? 7. Ha, 7. Benim... Arkadaşlar böyle bir dünyaya benzer bir şey var ama aslında... Evet. Bravo. Yani sağ üstteki görüyorsunuz, her yerden gelen ışığın frekansı o. Ve pembe de, yani hiç aynı ışık. Tamamen pembe ve 2.7. Ve en üst sağdaki yönden bağımsız, nereye bakarsak bakalım aynı ışık. Işığın aynı sıcaklıkta gelen ışığı görüyorum ve bu bana ne söylüyor? Uzay tamamen yönden bağımsız, izotropik bir uzay. Ama bunun bu kadar değil tabii. Daha hassas ölçüm yapıldığı zaman en aşağıdaki o mavili, sarı, yeşili olan... Oysa evrenin değişik yerlerinden gelen ışıkların bu 2.7 işte küsür Kelvin'den 10.000'de bir sapmanın aslında haritası. Yani o gördüğümüz yerlerin aslında mesela ne bileyim atıyorum 2.725,00 bir şey. O sarı, maviler daha şey olan yerler. Daha soğuk. Tam tersi galiba bu haritayı yaparken aslında maviyi soğuk bekliyoruz ama yani sarılar mı soğuk? Şeye kayıyor olabilir. Ama yani o kadar küçük bir fark var ki aslında buna bakan insanlar her yerde bunun bir ucundan bir ucu ne kadar? Bu bütün bizim gördüğümüz bütün evren. Ne kadar işte onu merak ediyorum. Yani 14 milyar ışık yılı. 14 milyar ışık yılı, evet. Bir ucundan bir ucu. Tabii bizim bu gördüğümüz... Yoksa merkezde yarı çapı 14 milyar çapı mı? Yarı çapı. Ve şey, yani 28 aslında. Yani çünkü biz her yöne baktığımız için... Üzeri 24 metre galiba değil mi? Benim bildiğim mertebe olarak. Şunu merak ettim hocam. Görebildiğimiz mesafe. Ya, onun üzeri 24 metre diye biliyorum.
Buradan burası 28 mi 14 mü? Tabii ki iki kat. İki kat. 28 yani. Evet. Yani buradan baktın. Şunu da merak ediyorum. Şimdi. Yani niye yuvarlak bir oval çıkıyor? Oradan arası tabii biraz garip olur. Çünkü oradan arası şuraya bakıp yeniden oraya geldiğimiz evet, için bu açısal bir şey. Evet, açısal bir şey. O yüzden aslında aradaki uzaklık sıfır gibi neredeyse. Sıfır. Yani aynı yere geri dönmüş oluyoruz. Ama şurayla şura arası yani ortayla sağ arası sanki 28 denilebilir. Yani bu yöne göre baktığımız zaman bunu bir şu elips şeklinde göreceğiz tabii. Evet. Ama bunun şeyi tabii ilginç yönü bu küçücük salınımlar bunlar aslında yani bunun niye böyle olduğunu açıklayan teorinin altında da kuantum fiziği var. Ne demek yani bu aslında tamamen homojen gelen bu ışık aslında uzay zamanın dalgalanmalarından kaynaklanan o kuantum dalgalarından kaynaklanan küçük farklar yani o 2.7'den olan o küçücük fark aslında uzay zamanının o küçük dalgalarından, kuantum dalgalarından kaynaklanıyor ve bunların büyümesiyle, o peki, küçücük farkların büyümesiyle bütün karanlık maddenin oluşuyor. Kuantumunu biliyor muyuz? Karanlık maddenin hangi parçası olduğunu bilmiyoruz. Karanlık, onun için karanlık. O yüzden soruyorum ben de zaten. Yani karanlık yani maddenin ne olduğunu bunu. Bilsek. Şimdi şöyle, yani bir kere yani maddenin erken dönem evrede domine olan şey, yani domine eden şey ışık bir kere. Sonra evren genişledikçe madde domine olmaya etmeye başlıyor ve daha sonrasında da karanlık enerji. İsterseniz yani genel bir resmi bir söyleyeyim. Yani bu karıştırma yani boş ver ince. Yani bu şeyde evet 3. slaydı açarsak burada biz bu biraz önce gördüğümüz o maviler ve sarılar ve yeşillerin olduğu işte ışığı dalgalanması dediğimiz şeyin power güç tayfı dediğimiz grafik bu. Sol taraftaki şey, sol taraftaki grafik deneyle teorinin şeyi çakışması. Gördüğünüz gibi kırmızı noktalar var ve bir çizgi var. O çizgi teori, o kırmızı noktalarda veriler. Yani şu andaki Einstein'ın teorisi karanlık madde artı karanlık enerji artı bildiğimiz maddenin şeyi verdiği teorik çizgi sol taraftaki. Yani insanlar şeyi soruyor işte karanlık madde var diyorsun. Bunu nereden biliyorsunuz? Oranı nereden biliyorsunuz? Bunları nasıl? İşte bu tür grafiklerle, bu tür verilerden elde ettiğimiz bu grafiklerle buluyoruz. Yani gördüğünüz gibi inanılmaz bir şey var. Üst üste çakışma var. Sağ taraftakini de şeyden çıkardım, bugün çıkardım. Karanlık maddeyi sıfır yaptım. Ve aynı grafiği çizdir dedim. Aslında bütün herkes internete girip, işte bu CMB Universe Builder gibi, yani bu kozmik mikroalgı işte alın ışınımı, evren ve bunu inşa et gibi böyle Google'dan search ederlerse orada kendileri elle girip değişik olabilir. Evrenler için evrenin genişleme hızlarını değiştirip işte oranları değiştirip bu tür grafikler çizdirebiliyorlar. İnteraktif yani. Bu mesela gördüğünüz gibi çok ilginç bir yönü var. İkincisi üçüncüden daha aşağıda sağdakinde ama soldakinde değil. Karanlık maddeyi biraz şey yapan buradaki üçüncü o tepeyle ikincisinin aynı neredeyse aynı yükseklikte olması. Yani biz bu tür şeylerle ölçebiliyoruz. Şey bunların oranlarını. Evet yani bizim birincisi evrenin şu andaki genişleme hızını biliyoruz. Dolayısıyla evrenin şu andaki yaşını biliyoruz. Yaklaşık 14 milyar yıl. Onun ötesinde çok daha bildiğimiz hassas şeyler var. Mesela ilk patlamadan sonra oluşan işte ne kadar hidrojen olmalı, ne kadar helyum olmalı, ne kadar döteryum olmalı, ne kadar tritium olmalı. Bunlara kadar ölçüp sonra bunu astrofiziksel gözlemlerle yani ilk önce teorik hesaplayıp bildiğiniz nükleer reaktörlerdeki kesişim değerlerini yani dünyada ölçebildiğimiz değerleri kullanıp sonra bunu teorik denklemlerde yerine koyup uzayda ne kadar maddelerden olması gerektiğini elle veya işte bilgisayarla hesaplayabiliyor. Sonra ölçüyoruz ve o kadar çıkıyor. Nasıl hesaplayabiliyorsunuz? Bildiğiniz yani. İşte normal işte biz cross section diyoruz. O çarpışma şeylerinin kesit alanlarını alıp verilerden alıp nükleer reaktörlerden sonra da bu decay rate dediğimiz yani evrendeki bütün maddelerin mi? Yani bütün maddeler. Yani şeyden sonra ilksel maddeler mesela hidrojen, helyum, tritium zaten daha sonra oluşan daha ağır maddeler çok 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 az. Yani onların hesaplarını çok hassas yapmamız zor çünkü onlar çok daha uzun reaksiyonlar sonucunda oluyor. İlk başta elektron var, proton var. Bunlar birleşip hidrojen oluyorlar. İşte ondan sonra bunlar daha da birleşip helyum oluşturuyor. Arada deuterium ve tritiumlar oluşuyor. Bunların kararlılıkları ve kararsızlıklarına göre onları denklemlerde yerine koyup yani hiçbir gözlem yapmadan sadece hesapla, teorik hesaplarla ne kadar olması gerektiğini hesaplıyoruz. Sonra astrofizik gözlemleriyle karşılaştırıyoruz ve aynısı çıkıyor. Yani bu büyük patlamanın bu tür sonuçları sadece işte ne bileyim yıldızlara bakıp uzaklaşıyor gibi basit şeyler değil. Çok birçok
açıdan doğrulanan bir şey. Yani bu gördüğünüz grafikten tutun, bu elementlerin gözlemlenmesine kadar. Peki mesela bazı elementler yıldız patlamaları ortaya çıkıyor, oluşabilmeleri için. Peki kaç yıldız patladı, kaç yıldız çarpıştı, kaçı var oldu, kaçı yok oldu? Bunları neden biliyorsunuz? Bu yıldız patlamaları tabii çok daha şey. Hem birincisi bütün evrendeki maddelerin çok küçük bir kısmını oluşturuyor. Ve ne bileyim mesela altın diyelim. Altının ilk dönem evrende oluşmasının imkanı yok. Olursa bile zaten çok altının da uranyumu da böyle. Onlar işte yıldızların da çekirdeğinde oluşması lazım. Yani onu nasıl biliyorsunuz? Onu nasıl hesaplıyorsunuz? Onu merak ettim. O astrofiziksel hesap, kozmolojik değil. Yani oradaki hesap, ama orada da mesela eskiden süpernova patlaması diye düşünüyordu. Ama son nötron yıldızı birleşiminde gördük ki altının çoğunluğu şeyden geliyor. Nötron yıldızı birleşiminden geliyor, süpernova patlamasından değil. O bu işin tabi astrofizik kısmı. Onun ben uzman değilim ama ben kozmolojide... burada küçük bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun hocam. Terminoloji bakımından gerçi çok sık kullanılıyor ama şimdi biz kozmoloji derken kozmoloji bir de kozmogoni var. Kozmoloji dediğimiz fiziksel kozmoloji işte astrofizik de aşağı yukarı aynı şey. Aynen. Çok yüksek büyük mikyaslı gözlemler, astrofizik gözlemleri bizim işte evrenin yapısı hakkında fikir verdiği zaman biz buna kozmoloji diyoruz. Kozmogoni eğer evrenin bir başlangıç anı varsa o başlangıç anında olan olaylar ve bizim onlar hakkındaki tahminimiz o bizim kozmogoni dediğimiz konu ve ikisi arasında farklı. Orada deney kaç dakikayı kapsıyor? Saniyeler. Eğer tabii büyük yani patlamadan başlıyorsa sonraki ilk birkaç saniye. Evet. Ve bu kozmogoni ve bu konuda bizim deney yapmamız, gözlem yapmamız falan mümkün değil. Biz gözlemleri bugün yapıyoruz. Dolayısıyla yani bu ama yeterince uzağa bakarsak görürüz diyorsunuz değil mi? Evet. Ama yani bugünkü gözlemlerle evrenin ilk saniyeleri hakkında fikir edinmemiz lazım. O kozmogoni konusu ama genelde fizikçiler konuşurken biz bu ikisini şey yapmıyoruz, ayırmıyoruz. Evet. Şimdi bir mesela burada kozmik mikrodalga fon ışıması söylenen büyük patlama fikrine dayanan modellerin enflasyonsal işte lambda soğuk karanlık madde modelleri bizim standart kozmoloji modelinin temeli ve onun bir başlangıç tekilliği olduğunun ispatı olarak onu yorumluyoruz. Ama mesela başka bir kozmoloji modeli var, steady state, bugün geçerli olmadığını düşündüğümüz durağan evren modeli. Durağan evren modelinde bir başlangıç tekilliği olmadığı için onun kozmogonisi çok farklı. Orada gerçekten evren ezelden ebede kadar. Ama onun doğru olduğunu düşünmüyoruz. Lezzet, büyük patlama öncesi ne vardı diye soruyorsunuz. Daha oraya gelmedi bilim yani. Şimdi önce bir büyük patlamayı halledelim sonra öncesine belki bakacak ama şu anda orada değiliz değil mi? Ondan ilgili yani büyük patlama tabii kuantum etkilerinden dolayı içinde olduğu gibi sualler var da. Oraya gelmek daha. Oraya bizim ömrümüz yetmez gelmeye. Birkaç ömür daha yetmez herhalde ama belli de olmaz. Şeyi merak ediyor herkes şimdi. Evrenin genişleme hızını biliyoruz dediniz ya. Nereden biliyoruz? Bu hız ne? Ve giderek artıyor. O zaman başlangıç hızı neydi? Giderek artıyorsa bugünkü hız ne? Ya bunu temel olarak iki şeyle ölçebiliyoruz. Birincisi lokal olarak yani işte yakın. Yani yakın göreceli bir şey tabii de yıldızların bizden uzaklaşma hızlarının değişimi. Yani bizden ne kadar bir hızla uzaklaşıyorlar. Yıldız derken ama galaksi dışındaki. Galaksi dışındaki ve yıldızlar. Hepsi görüyoruz ki işte kızıla kayıyor. Dolayısıyla hepsi bizden uzaklaşıyor. Bu astrofiziksel ölçüm. Diğeri ise biraz önce gösterdiğim erken dönem evredeki bu işte fon ışınlarının o verdiğimiz grafiklerden yapılan ve modellerin de biraz kullanıldığı diğer ölçüm. Şu anda aslında ilginç de bir problem var. Tekin Hoca da aslında bu işlerle ilgili çalışıyor. Bu ikisi birbiriyle biraz şu an gerginlik içerisinde. Tension diyorlar işte arada. Evet. İkisinin de belli hata payları var ve bu hata payları şu an birbirinden ayrılıyor. Ne demek? Bir tanesi 67 artı eksi 1 diyorsa atıyorum. Öbürü 70 artı eksi 1 diyor mesela. Ama bu ikisi çakışmıyor. Yani dolayısıyla 67 artı eksi 1, 68 ile işte 66 arası olabilir. Diğeri ise 69 ile 71 arası olabilir. Yani hangisi doğru? Dolayısıyla ikisi de çok hassas olduğu biliniyor. Çünkü hata payları içinde. Ve aralarında şey var, bu hangisi yanlıştır sorusunu tabii getiriyor. Her iki tarafta tabii ki ben yanlış değilim diyecek. Ama astrofizikçilerin, daha önce şunu düşünüyorduk. Astrofizik, astronomi ölçümü zor olan bir şey. Dolayısıyla oradaki deneylerde bir problem vardı diye düşünüyorken onlar hata paylarını bayağı azalttı. Şu anda o yüzden biraz daha şeye kaymaya başladı.
Bu Tekin Hoca'nın dediği işte lambda CDN dediğimiz işte lambda soğuk karanlık madde, soğuk karanlık madde. O da yavaş gittiği için soğuk diyoruz. Artı o modelin birazcık değiştirilmesi şu an günümüzde. Yani o biraz önce o gösterdiğimiz grafiği alıp Einstein'ın bu modeli değil de Einstein relativite modeli değil de onun değişik bir hali. Genişleme hızını öğrenemedik hala mı? Efendim? Evrenin genişleme hızını öğrenemedik hala. Yani genişleme hızını iki türlü farklı değerler buluyoruz aynen. Ama bu güzel bir şey aslında. Yani bunların aynı değeri vermemesi bize Einstein'ın şu anda düşündüğümüz modelin ötesinde de belki peki, bir şeyler var. Peki hızından daha mı hızlı genişliyor? Yani şimdi şeyi söyleyeyim ben başlangıç noktasını Hubble parametresi yani işte siz ışık hızını yani hızını soruyorsunuz evet. Ya Hubble parametresi. Hubble bu genişlemeyi bulan kişi. Genişlemeyi bulan kişi onun yapmış olduğu şey galaksi dışındaki uzak galaksilerin mesafelerini tayin ediyor ve de oradan gelen ışığındaki kızla kaymayı tayin ederek kızla kayma Doppler etkisi yani ışık kaynağı bizden uzaklaşıyor demek. Ne kadar uzaksa o kadar hızlı bizden uzaklaşıyor. Ve bunu şeye koyduğunuz zaman grafiğe bir lineer doğrudan işte şey ışık hızı çıkıyor. Ben tersini söyleyeyim size. Hubble parametresi bize evrenin yaşını veriyor. Yani T eşittir sıfırdan bugüne kadar geçen zaman Hubble parametresinin bu genleşme faktörünün tersi. Ve de 13 nokta yaklaşık olarak 13.8 milyar yıl. Evet. Yani hızı da oradan hesaplayabilirsiniz tersinde alarak. Ama yani bu biraz karışık çünkü evet. Burada bir tane ben grafik gördüm. Bu cold dark matter, bu ben şey koni gibi bir şekil gördüm. Şeyde, o belki senaryo. Yedinci, biz buna senaryo yedi. Diyoruz, kozmoloji senaryosu diyoruz. Yok benim sen, yedi. Pardon. Evet. Benim yedi de orada bu. Ha, bu işte. Bu sağdaki koni aslında bu evrenin genleşmesi için senaryomuzu yapıyor. Soldaki sivri nokta işte büyük patlama anı. Ve büyük patlamadan sonraki bu yeşil koyu bir renkle gösterilen kısım üstel olarak genleşme. Çok hızlı üstel olarak genleşen işte enflasyon dönemi. Sonra enflasyon döneminden Friedman dönemi işte madde ve radyasyon ışıma baskın iki dönem geçiyor. Orası çok karmaşık senaryonun. Fakat dikkat ederseniz koninin sağ tarafına geldiğiniz zaman eğimi değişiyor. Koninin ağzı açılıyor. Evet. Bu mesela işte bize karanlık madde ve karanlık enerjinin gerekliliğini gösteren evrenin genleşme hızının ivmelenmesini gösteriyor. Ve bunun biz nedenini bilmediğimiz için karanlık enerji diyoruz. Ve bu bizim senaryomuzu en iyi temsil eden grafik. Yatay eksen zaman, kozmik zaman sayı sıfır anından başlıyor. En sağda da işte bugünkü ana kadar geliyor. Yarı çapı diyeyim o koninin. Herhangi bir T anında o da evrenin şey işte boyutu. O zamanki boyutu. Mesela boyutu. Sizin bu ışık hızıyla geçildi geçilemedi sorunuzla ilgili olarak mesela bu enflasyon teknolojinin söylediği enflasyon aslında biraz da benzer bir problem çıktığı için. Çünkü Emre Hoca'nın dediği gibi baktığınız zaman evrenin birbiriyle alakası çok iki ucu arasındaki sıcaklık farkı çok çok düşük. Ama bunların birbirlerine ışık hızından daha hızlı yani evrenin yaşını biliyorsunuz. Işık hızının ne kadar gittiğini biliyorsunuz. Dolayısıyla diyorsunuz ki yani bunlar birbirleriyle konuşmuş olabilirler. Aynen. Olamazlar. Olamazlar. O zaman nasıl bu kadar hani bu kadar şans mı var? Yani hani iki nokta arasındaki sıcaklık farkı nasıl bu kadar? 10^-5 mi dedik? Yani tabii. O kadar sıcak ne kadar nasıl birbirine uyuşabiliyor? Hani ışık hızı geçildi mi? Geçilmedi mi? Bunu çözmek için mesela bu önce eksponansiyel genişleme bunun için ortaya atılıyor. Bir şey daha söyleyeyim. Demin aklıma geldi konuşurken bu tabii ki evrenin başını nasıl olduğunu, yani Big Bang'den buraya nasıl geldiğini, büyük patlamadan buraya nasıl geldiğini anlamak için tabii ki gözlem yapıyoruz, gökyüzüne bakıyoruz ama onun dışında mesela parçacık hızlandırıcılarında da bunu deniyoruz. Çünkü ilk başta hani Big Bang'den birkaç yüz milisaniye sonra veya milyonda bir saniye tam hatırlayamam şey ama yani bir saniye değil onun bir kesiti bunda hani şey diyebiliriz yani proton nötron diye bildiğimiz atom altı parçacıklar bile erimiş durumdalar tamamen böyle bir plazma içinde bulunuyor evren bunu parçacık hızlandırıcılar mesela CERN'de oluşturmaya çalışıyorlar yani orada biliyorsunuz proton çarpıştırıyorlar ama bazen
yaklaşık işte bir ay kadar kurşun atomları ya da bir tanesi Amerika'da galiba sende altın atomları çarpıştırılıyor, çekirdekle çarpıştırılıyor ve onlar çarpıştığı zaman oradaki sıcaklık o kadar yükseliyor ki neredeyse büyük patlama zamanındaki oluşum koşullarına ve oradaki mesela oradaki parçacıkların davranışına bakarak da dediğiniz gibi ben de Big Bang'den hemen sonra ne oldu? Doğru. Evren nasıl bir şey geçti diye mesela parçacık hızlandırıcıları da bunu anlamaya çalışıyor. Dolayısıyla şu anda geldiğimiz nokta çok heyecan verici bir nokta. Çünkü hani evrene baktığınız oradaki yaptığınız ölçümlerle burada parçacık altı yani atom altı parçacıklar yaptığınız deneyler birbirleriyle uyumlu, birbirlerini besleyen sonuçlar doğuruyor ve bunlara bakarak biz evrenle ilgili daha iyi bir bakış açısı veya evrenin nereden nereye gelip nereye gittiğiyle ilgili anlamaya iki tarafı, iki ucu, birbirler alakası ilk başta olduğu düşünülmeyen iki ucu anlayarak da ulaşmaya çalışıyoruz. Peki bir reklam arası vereyim. Sonra nereden devam ederiz sonra? Karadelikler. Geçen seneki Nobel ödülü. Geçen 2020'deki. 2020'ye. Evet. Bir reklamdan sonra 2020'deki Nobel'e bakacağız. Oh, soruları görünce bazen zorlanıyorum ama hepsi makul sorular. Siz onları bir hocam geçmeden önce geçen seneki Nobel'e o birkaç soruyu hemen birbirinden bu Big Bang öncesi patlayan şey ne büyüklüğü tahminen? Yani bir şey patladı ya Big Bang'de. Hı hı. Patlayan neydi ve büyüklüğü neydi? İşte portakal büyüklüğünde, toplu iğne başı büyüklüğünde. Bu kadar, şu kadar ne patladı ve ne kadar büyüklüğü? Yani birincisi Big Bang kadar önceye gidersek en büyük problemlerden biri singülarite var. Yani bir tekillik var. Zaten onu çözebilmiş değiliz. Ama patlayan şey zaten evren böyle insanların aklındaki böyle birden patlayan, hızlıca patlayan bir şey değil. Tam tersine enflasyon teorisi evrenin aslında yavaş bir şekilde ilk başta genişlediğini ama içeride inflaton denilen bir skalar bir alanın yani bir tane elektromanyetik dalga gibi bir alan diyelim bir şeyin. Onun evrenin genişleme hızını çok hızlı. İşte hocam hatta Can hocam bahsetmişti. İşte o gördüğümüz o haritada bir sürü yer birbiriyle aynı şeye sahip ama birbirleri hiç konuşamayacak uzaklıklar. Ne zaman konuşamayacak? Eğer evren bizim bildiğimiz şekilde genişliyorsa ama bildiğimiz şekilde değil de birbirlerine aslında çok yakın ama birden patladıysa biz onlar aslında yavaş patlıyor gibi düşündüğümüz için birbirle konuşmuyor diye düşünüyoruz. Ama halbuki evren en başta imelenerek genişliyor. Yani birden patlayan bir şey yok. Yavaşça patlayıp sonra imelenerek genişleyen. Sonradan bu içeride inflaton dediğimiz bunun genişlemesine sebep olan alanın bozulup diğer işte evrene enerji vermesi. Yani şeyimiz şu anda modern anlayışımız kozmolojiyle ilgili bu. Yani o yüzden o soru güzel bir soru aslında. İlk baştaki ilk baştaki şey o bir tekillik. Orayı çözebilmiş değiliz. O önemli bir teorikte bir soru. Zaten şu yani biz o resimdeki zaman evren patladıktan 370 bin yıl sonraki şey. Onun öncesiyle ilgili bir veri alamayız. Evet. Çünkü orada zaten artık ışık elektronlarla ve diğer şeylerle iç içe. Hocamın dediği gibi çorba gibi. Yani orada evrenin genişleme hızı yeterince büyük yani yeterince ilerledikten sonra o z eşittir 1000 diyoruz yaklaşık. Yani evren şimdikine göre 1000'de bir kadar küçükken oradaki çarpışma şeyi kesit alanı ile evrenin genişleme hızı arasındaki fark değişip artık onun çarpışmadan serbest kalabildiği andan itibaren görebiliyoruz biz onu. Ondan öncesi tamamen opak. Bilmiyoruz. Hiç bilmiyoruz ve veri de alamayız. Şu var. %100 doğru. Hani şey olarak Emre Hoca katılıyorum ama bu 2017'deki Nobel yani kütle çekim dalgalarıyla ölçülebilmesi işte buna bir alternatif sunuyor. Işık göremiyoruz opak. Işık çünkü maddeden kaçamıyor. Ama yer çekimi dalga kaçabiliyor. Dolayısıyla bu dalgaları ölçebilmek bizi şimdiye kadar gözlemleyemediğimiz 370 bin yılın öncesine de itebilir. Yani o zaman ne oldu? Mesela senaryolardan bir tanesi mesela orada oluşabilen kozmik sicimler. Yani ben sicim teorisiyim ama o anlamdaki sicimler değil de hani daha böyle büyük sicim oradaki faz geçişlerine oluşan mesela onların kırılması ya da bükülmesi onların yaratabileceği çok karakteristik kütle çekim dalgaları var. Mesela onları ölçebilir miyiz? Şimdi diyeceksiniz ki LIGO'yu yapmışlar işte İtalya'da var hemen ölçsünler. Şimdi bu o kadar kolay değil. Neden o kadar kolay değil? Çünkü bir dalga yakalamanız için
bir antene ihtiyacınız var. Mesela bizim kulağımızın duyma frekansı belli. 20 Hz'den 20 bin Hz'e kadar. Onun altını üstünü duyamıyoruz. Dolayısıyla yapmamız gereken benzer şekilde bu tür büyük patlamadan sonra bu 370 yıl önceki olabilecek olayları ölçebilecek antenler yapabilmek. Kütle çekimi için. Bu tip antenler yapabilmek. Artı onun dışında mesela ben de o soruyu soran seyirciye sormak isterim. Mesela bunun ilk büyük patlama olduğunu nereden biliyor? İşte tam onu soracaktı. O soru da var. O da var. Yani öyle teoriler var ki bu aslında bunun hani patlayıp tekrar geri yani çöküp tekrar patladığı ya da atıyorum mesela sicim teorisinde büyük zarlar var. Mesela bunların ikisinin gelip birbirine dokunmasının büyük patlama olduğunu söyleyen teoriler var. Şimdi bunları söyleyebilirsiniz. Bunları spekülasyonu yapabiliriz, hesabını yapabiliriz. Problem burada yani bunu çıkıp burada söyleyeyim anlatabilmek için ya da bir Nobel alabilmek için bunu doğrulamanız lazım. Yani bu konuda Nobel ödüllü gayet hani haklı olarak biraz muhafazakar. Diyor ki hani ben diyor deneysel olan çok güzel spekülatif bir teori yapmış olabilirsin. Matematiği harikadır. Fizikçilerin birçoğu çalışıyordur. Önemli değil. Bu doğanın teorisi mi? Yani demin onun altını çizmeye çalıştım. Hani bu Nobel'lerin özelliği de Einstein'ın teorisinin sadece matematiksel güzel bir teori olmadığı, gerçekten doğanın bir parçası olduğunu bize kanıtladılar, bize gösterdiler. Çünkü elinizde bir teori var, bunun bir tahmini var ve gidip bunu ölçebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu tip sorular çok önemli sorular, düşünülüyor, üzerlerinde birçok model var ama şu anda nasıl ölçeceğimizi bilmiyoruz ya da ölçemedik daha şimdiye kadar. Ama zaman içinde bunları da ölçeceğiz büyük bir ihtimalle. Umarım bizim zamanımız olur. Ben o zaman küçük bir yorumda ben de ekleyebilir miyim? Ben de en bilinen, en klasik böyle en eski kozmoloji modelinden Alexander Friedman'la George Lemaître'in 1920'lerdeki ilk kozmoloji modellerinden bahsedeyim. Biz o modelleri çoktan açtık yani bu gözlerden biraz önce açıkladım ama ilk 1920'lerdeki modeller kapalı ya da açık evren modelleri. Kapalı evrene, düz evrene yakın kapalı bir evrende yaşıyoruz. Uzayımız 3 boyutlu bir küre yüzeyi gibi. Şimdi bu bizim futbol topunun yüzeyi değil. Futbol topunun yüzeyi 2 boyutlu küre yüzeyi. 3 boyutlu biraz böyle hayalinizi genişletin. Kapalı evren modeli Friedman'ın 3 boyutlu küre yüzeyi ve bunun bir yarıçapı var değil mi? Şimdi başlangıç tekilliği şu demek. R'nin sıfıra gittiği limit demek. Bu ne demek? Evrenin tümü bir noktaya gidiyor. Yani büyük tekillik diyoruz ya. Tekillik bir nokta mı yani? Nokta. Tekillik nokta evren mı? Bir noktadan nokta başlıyor. Yani başka bir evren falan yok. Yok. Bir nokta. Ve bütün evrendeki maddenin de sabit olduğunu düşünürseniz madde miktarının. Evrendeki şu anda bildiğimiz bütün madde tek bir noktada birikmiş ne demek? Madde yoğunluğu sonsuza gidiyor değil mi? Ve onun için büyük patlama diyoruz. Yani bu kadar muazzam bir madde yoğunluğu çok kısa bir zaman aralığı içerisinde bildiğimiz evrene gidiyor. Onun için tekillik diyoruz. Yani bunu biraz gözünde canlandırması çok zor değil mi? Zor, imkansız neredeyse. Bütün evren bu bildiğimiz muazzam işte 10 üzeri 24 metre bizim olay ufku değil. Gözlem ufkumuz. Daha ötesinde evren yok mu? Bu kadar mesafenin büyük ihtimalle var. Biz bu kadarını görebiliyoruz. Ve başlangıç tekilliğinde bu bir tek bir noktaya. Evrenin diyor çapının diyor 23 trilyon ışık yılı olduğu. Yani ışık yılını isterse çevirsin. 365 ışık çarpı 24 çarpı 60 çarpı 60 saniyeye çevirsin. Ondan sonra 10 üzeri 24 yani 24 tane sıfır konulan saniye. Metre olarak evet. Söylüyorum. Yani o çevirmeleri, birim çevirmelerini yapabiliriz. Yalnız büyük patlama tekilliği dediğimiz gözümüzde canlandırması çok zor, çok bir şey. Şey. Tüm yüzden, evren tek bir noktada. Tek bir nokta. Evet. Tek bir nokta. Tek bir nokta demek. Yani bir nokta gibi. Yani gibi. Bir ızgara gibi. Ama yani şey. Gidebilir miyiz oraya? Zaten bu kuantum gravitasyon falan dedikleri bu. Yani kuantum etkileri eğer baskın çıkarsa... yani bunu zaten klasik olarak böyle bir tekillik olabilir. Belki de kuantum mekaniği belki buna mesela engel olacak. İşte o zaman da kendi periyodik evren hocam, orada modelleri benim gelecek. Garibime giden şeyden bir tanesi de işte evrenin patlaması, büyük patlamadan sonraki zaman mevhumu. Evet o kozmik zaman. O birimize şu saatinde baktığım zaman değil. Ha şimdi o nasıl bir zaman? Yani şimdi zamanın da göreceli olduğunu ve hızla evet, bağlantılı olduğunu düşündüğümüz zaman o patlamada zaman. Bir saniye sonra dediğimiz o bir saniye aslında kaç bir saniye veya bugünkü bizim saatimizin gösterdiği saniyede saniye kaç değil. Saniye?
bizimki gözlemci zamanı, bizim kendi koordinat sistemimizin zamanı, o Friedman-Lemaître çözümlerindeki metriğin kozmik zaman parametresi, o zaman parametresi. Birimi aynı ama, birimini onu da zaman aralığını saniyeyle ölçüyorum. Bugünkünde saniyeyle tabii şey ölçüyorum artık ama. Yok değil mi mesela? Mesela o çökme teorisi artık kalmadı. Çökme dediğiniz? Yani evrenin genişleyip genişleyip sonra tekrar tamam. Başlayacak. Yok kapalı evren modelinden bahsettim. Friedman modelinden. Hı. Friedman modelinin şeyi kapalı evrenin sonu büyük çökme. Çökme. Evet. Ama bugün bu evrenin artan bir hızla genişlemesinden dolayı bu modeller hala sözleyebiliyor mu? Ya şöyle diyeyim, bir şekilde sikloid eğrisi üzerinde gidecek Friedman modelinde tamam artma var falan da yani biz sonda o kadar önce giriyoruz. Biz o kadar böyle başa yakın bir yerdeyiz ki kozmik ölçeklerde yani sonda ne olacağını daha bilmiyorum. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Yani bir daha hızlanır, belki bir daha ivmelenir, belki bir daha yavaşlar. Yani şu anki modelimize göre göre kapanır. Tamamen genişleyecek ve bomboş bir evren haline dönecek ama nereden biliyoruz bu modelin yani peki yine çok gelen büyük bir soru var. Büyük ekstrapolasyonlar yani bunlar. Evren genişliyor ve galaksilerinden uzaklaşıyor. Ama bizim galaksimiz Andromeda galaksisi bir süre sonra çarpışacak. O nasıl olacak? Bir lokal hız var. Bir de bu genişlemeden kaynaklanan iki tane hız var. Bunların ikisi farklı. Farklı. Bizim bu dediğimiz genişleme hızı çok büyük ölçeklerde çok 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 fazla. O yüzden onların lokal hızları bunların yanında çok küçük kalır. Ama yani Andromeda ve yani Samanyolu galaksisi birbirinden çok uzak olmadığı için evrenin genişlemesinden kaynaklanan bu etki orada küçük. Yani ne kadar uzaktaysa evrenin genişlemesinin etkisi o kadar artıyor. O yüzden bazı yerlerde lokal hız daha yerel hız daha fazla, daha dominant, daha uzaklarda ise tam tersi. Ben yani şey olarak bir analojiyle gene futbol topuna döneyim. Yani balon ya da iki boyutlu küre yüzeyi, yani onun bildiği bir yarı çapı var. Genleşmesi ne demek? Siz onu üfleyip üfleyip şişirdiğiniz zaman yarı çapı büyür. O zaman iki A ve B diye iki tane nokta koyarsanız balonun üstüne bakarsanız o siz üflediğiniz zaman düzgün bir şekilde genişlerken balon o iki noktada birbirinden hızlanarak gider. Evet. Ne kadar uzaksa birbirinden o kadar hızlı ayrılır. Yani bu genleşme hızı dediğimiz o hız. Şimdi ötekisi ise çarpışma hızı ise bu noktalar sabit değil. Birbirlerine doğru hareket halinde olabilir. Bir de ayrıca öyle bir hız var tabii ki. Peki hocam gelelim kara deliklerle ilgili Einstein'ın teorisinin noveline. Evet. Şimdi Einstein teorisi hakkında uzun boylu konuşacak değilim de Einstein denklemleri diye bizim bir bildiğimiz kısmi diferansiyel denklem sistemi var. Einstein 1916'da yazmış olduğu her şeyin başlangıç noktası o esasında bugün konuştuğumuz. Evet. Daha Einstein bu denklemleri yazar yazmaz bir sabit bir yıldız, çok yüksek bir kütleli bir yıldızın dış çekim alanının ne olduğunu veren bir metrik var, bir çözüm var. Einstein denklemlerinin çözümü. Karl Schwarzschild tarafından bulunmuş 1916'da. Bu hemen yazılmış. Fakat buna kara delik yorumu biraz çok daha geç gelmiş. 60'larda falan ancak mesela John Wheeler, Dewitt gibi insanların getirdiği yorum 50 sene sonra Schwarzschild çözümü yorumlanabilmiş. Biz bu çözümün ucunu biliyoruz, her şeyini biliyoruz. Genellemelerini biliyoruz. Dönen kara deliklerin nasıl tarif edilebileceğini falan biliyoruz. Fakat bir fiziksel model yapıp buradan kara delik kavramına gitmek bir 50 senelik süreç. Evet. 1960'ların sonlarına doğru bu yorum gelmiş. Burada olan şey mesela bir fiziksel ağır bir kara deliğin nasıl, astrofizik ölçekte bir kara deliğin nasıl oluştuğunu veya tahmin etmek gerekirse çok ağır kütleli bir yıldız bütün nükleer yakıtını, çekirdeğini bitirdiği zaman 10 katı kadar mesela diyeyim, değil mi? Yani bir Chandra Sekhar limiti var. 5 veya 10 kadar daha ağır yıldızlar. Bizim güneşimiz asla bir kara delik olmayacak. Yok, hiçbir zaman olmayacak. Çok ağır kütleli yıldızlar nükleer yakıtlarını çekirdekte bitirdikleri zaman onların kütle çekimsel olarak çökmelerini engelleyecek hiçbir şey yok. Ve de çöker nereye kadar çöker? Olay ufkunun içine kadar düşer. Bu olay ufku kavramı esasında 2020'de Nobel ödülünü almış olan Roger Penrose'un getirmiş olduğu çok önemli bir kavram. Matematiksel olarak kara deliklerin doğru olarak tanımlanmasını sağlıyor. Ve bunu ben de isterseniz şöyle yapalım. Kara delik çözümlerini daha iyi anlamak için
Çünkü kara delik fikrine 1700'lerde kara delik fikrine ulaşan birisi var. Burada anahtar kavram ışığın boşluktaki yayılma hızının evrensel bir sabit olması ve de hiçbir cismin, hiçbir nesnenin evrende ışıktan daha hızlı gidemeyeceğinin Einstein teorisi tarafından söylenmiş olması. Şimdi bunu kabul ederseniz şöyle bir deney düşünün. Yani mesela topu yer yüzünde yüksekten bir cisim bıraktığınız zaman merkeze düşer. Yer çekiminden kurtarmak isterseniz cismi ne yaparsınız? Dikine atarsınız. Ama hepsi gene yavaşlar düşer. Daha hızlı atın, daha çok çıkar, gene düşer. Ne kadar hızlı atabilirsiniz cismi? Işık olsaydı, bir fener tutsaydınız, ışık hızı kalır. Dolayısıyla yani ışık hızı limit hız. Einstein'ın genel görelilik teorisinde ışıkla yer çekimi etkileşebiliyor. Yani ışık yer çekiminden etkilenebiliyor. Uzak yıldızlardan gelen ışık güneşin yanından geçerken doğrusal yörüngesinden sapıyor. Bunun bir sonucu da işte mesela kara deliğin yüzeyinde durup böyle radyal yönde ışık yollasaydım, ışık yavaşlayacak, ondan sonra belli bir aşamada daha fazla gidemediği için asılıp kalacaktı. Daha yavaş olsaydı geri dönecekti. Ama ışık hızında asılıp kalacaktı. Olay ufkunu bu tanımlıyor, Schwarzschild yarıçapını. Yani ışık bile kaçamıyor. Işık bile kaçamazsa, biraz önce söyledim, hiçbir cisim ışıktan hızlı gidemediği için kara deliğin içinden dışarı yolladığınız hiçbir şey gidemiyor. Bir de bunun diğer bir yönü var. Dışarıdan bir cisim yolladığınızı düşünün, yakınına koyduğunuzu düşünün. Kütle çekimi o kadar büyük ki içine çekiyor. İçine çektiği şey de ışık hızında gitmediği için veya daha yavaş olduğu için olay ufkunun içine düştüğü zaman kayboluyor. Işık çıkmıyor ama gravitasyonel dalga çıkıyor. Yok, gravitasyonel dalga o şekilde değil. Gravitasyonel dalga patlama, mesela süpernova patlamasında veya iki kara deliğin çarpışıp birleşmesindeki o olay sırasında çıkıyor. Kara delikten çıkmıyor. Ama etrafındaki uzay zamandaki dalgalanma. Yani şey gibi düşün, taş attığınız zaman su dalgalanıyor, etrafındaki su dalgalanıyor. Yani kara delikten bir şey çıkmıyor. Kara delikten gelmiyor o enerji. Olduğu yerde oluşuyor ve onu içinde yani, olmuyor. Yani şöyle söyleyeyim, iki dışında. Kütle o enerji yoğunluğu birleşirken etrafındaki uzay zamanı çalkalıyor. Yani şöyle düşünün. Çalkalıyor, en doğrusu. Güneş etrafında dünya dönüyor. Einstein teorisi güneş dünyayı çekiyor demiyor. Güneş orada etrafındaki uzay zamanı büktüğü için büküyor, o bükümün içinde dönüyor. Büküm için hareket ediyor. Ondan düşüyor. Etkileniyor. Dünya sürekli olarak güneşe düşüyor. Dolayısıyla enerji ya da kütle olması demek onun dışındaki uzay zamanı deformasyonu olması. Yani düz olmaması demek. Dolayısıyla bunlar çarpıştıkları zaman oluşacak etki, o enerji, o uzay zamanın uzay zamanında yayılıyor o enerji. Ve yani oluşan enerji korkunç bir enerji. Dediğim gibi yani 3 güneş, mesela ilk gözlemlenen LIGO'daki kara delik birleşiminde 3 güneş kütlesine karşılık yani enerji yayılıyor. Çünkü başlangıçtaki 2 kara deliğin kütlesini alıyorsun. Sondaki de çarpıyorsun. Ondan sonra oluşan kara deliğin kütlesini alıp C kare ile çarpıyorsun. Bu MC kare eşittir delta eşittir delta MC kare. Ve gerçekten dediği gibi iki kara deliğin birleşip daha büyük bir kara delik oluşmasında aradaki fark 3 kara delik kadar. Yani, 3 güneş kütlesi kadar. İlk ölçülen de o kadar. C kare ile de çarparsanız muazzam bir enerji esasında. Ama yani bu, uzayın her tarafına yayılıyor tabii. Yani şey tabii. Gibi değil bu. Güneşin bize yolladığı ışık enerjisi değil. Yani güneşin tamamını bir anda ben enerjiye çeviriyorum. 3 tanesini. Bütün, ve 3 tanesini. 3 tanesini. Ama o bakımdan. Ha bir de şöyle söyleyeyim, yani bunun ne kadar hani zor olduğu ya da bunun daha kafada oturmak için. Mesela ilk ölçülen kara delik çarpışması bundan 1.3 milyar yıl önce olmuş. Yani bize gelme süresi. Ki düşünün, yani ben burada bir şey yarattığım zaman bir herhangi bir düzensizlik, bunun yayılması yayılırken azalacak şiddeti. Yani bu 1.3 milyar yıl boyunca azalıyor. Dünyaya geliyor ve ona rağmen onu ölçebiliyorlar. Hani bir, oradan çıkan enerji korkunç bir enerji. İki, burada ölçülen algıçlar korkunç duyarlı.
Evet, o söylediğin yüzden. Esasında bunu biz vurgulamadık ama biz esasında evrene baktığımız zaman, yıldızları gördüğümüz zaman hepsinden gelen ışık farklı farklı, farklı zamanlarda. Tabii. Yani böyle çok karmaşık bir şey. Zamanlamayı düşünürseniz. Hepsi zaman içerisinde. Orada hepsi zaman içerisinde çok farklı zamanlarda çıkan ışığı görüyoruz biz de. Önemli olan bizim gözümüze, gözlem aletlerimize ne zaman geldiği. Geldi. Ama ne zaman çıktıkları hepsi çok farklı. Çünkü ışık hızla sonlu olduğu mesela için. Mesela en basit güneş 8 dakika önce. Mesela. Ve bir de demin şeyi söyleyecektim. Evet. Hani bir de tabii bizim hep algımız, yani normal fizik çalışmayan, fizik bilmeyen insanların algısı şu. Hani gördüğümüz, baktığınız zaman her şey düz. Dolayısıyla mesela ne kadar hızlı gidiyor, ne kadar uzakta. Bu sorular hani bizim için çok basit. Çünkü hani metreyi alıp bir şey ölçebiliyoruz. Kronometreyi ölçebiliyoruz. Ama eğer evren yüzeyi, evren boyutunda bir şeyden bahsediyorsanız ve bunun zaman içinde gelişmesinden bahsediyorsanız, o bir, orada bir eğrilik var. Einstein'ın teorisini söylediği. Dolayısıyla mesela Emre Hoca demin ne dedi? Dedi ki hani bunu dedi lokal olarak, yerel olarak tanımlayabiliyoruz. Hani o yüzden de bu soruların hepsi çok kolay sorular değil. Yani daha geniş düşünülmesi gereken, daha detaylı matematik gerektiren sorular. Yani mesela biraz teknik olacak ama yani kütle diye bildiğimiz şey bile genişleyen evrende kütleyi ancak ve ancak biz şey diyoruz, asimptotik olarak düz, şu demek yani, çok 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 uzağa gittiğiniz zaman artık onun eğriliğini hissetmeyeceğiniz tür bir evrende ancak kütleyi tanımlayabiliyorsunuz. Yani daha tanımlamasında bile belli durumlarda, mesela şimdiki evrende, genişleyen evrende böyle bir durum yok. Çünkü her yerde genişliyor. O yüzden bu toplam evlerin mesela kütlesi nedir, enerjisi nedir gibi soruların kendileri zaten cevaplanamaz sorular. Çünkü orada daha doğru düzgün, yani normal tanımlayacağımız bizim bildiğimiz işte 1 bölü 2 m kare gibi, böyle oradaki bildiğimiz şeyde, lisedeki bildiğimiz o kütledeki m'i tanımlamak bile problemli. İşte 1-2 tane teknik tanım var. ADM kütlesi var, Bondi kütlesi var, Comar kütlesi var gibi. Yani böyle çok spesifik bazı uzay zamanlarda, bazı şartlarda ancak bunu bizim diğer fizikçilerin anlayabileceği kütle gibi söyleyebiliyoruz. Yani ben mesela fizik bölümüne gitsem, oradaki başka alanlarda çalışan hocalara söylesem orada bile anlaşamayız. Burada da anlaşamayız, bunu anlamayız. Yani. Ben esasında başka türlü bir söyleyeyim size. Sınıfta ben bunu söylüyorum. Benim için mesela bir elektron ne demek? 3 tane sayı demek. Kütlesi, elektrik yükü, spin ve de spini olan bir nokta demek elektron. Bu kadar. 3 tane böyle fiziksel şey var, özelliği var. Bunları deneysel olarak ölçebiliyoruz. Bunun peki dışında başka bir şey niye değil. Aldılar? Şimdi Penrose'un Nobel almasının nedeni bu kara deliklerin özelliklerini, mesela biraz önce olay ufkunu falan tanımlaması. Fakat bir de böyle bu asal tekillikten bahsettik. Kara deliği esasında sadece olay ufku değil, bir de merkezinde gerçek bir eğrilik tekilliğinin bulunması, asal tekilliğinin bulunması. Yani R sıfıra giderken eğrilik patlıyor orada da. Sonsuz eğrilikli bir singüler duruma gidiyorsunuz. Dolayısıyla kara deliği bu iki şey belirliyor. Bir tanesi merkezde, yıldızın tam merkezinde, kara delik olacak yıldızın tam merkezinde bir asal tekillik olması lazım. Eğrilik tekilliği. Ve bu eğrilik tekilliğinde bir olay ufku arkasında saklanmış olması lazım. Biz buna kozmik censorship diyoruz. Sansürleme, kozmik sansürleme. Ve kara deliklerin gerçekten merkezinde bir tekillik var. Ve bu tekillikte bir olay ufkunun arkasına saklanmış durumda. Bu tekillik teoremlerinin ispatı, yani tekillikten kaçınamayacağınız klasik Einstein teorisinde, genel relativite teorisinde bu asal tekillikten kaçınamayacağınız Penrose ve Hawking tarafından ispatlanmış. En büyük katkısı zaten Penrose'un matematik teoremlerini, uzay zaman topolojisi hakkında bu teoremleri ispatlamış olması. Hocam bir tekillik. Evet. Farklı tekillikler mi var? Niye? Evrenin bir başlangıç tanesi, tekilliğiyle kara delik tekilliği birisi, aynı şey mi? Şimdi birisi R'de tekillik, yarı çapta tekillik. Yani bu kara deliğin yarı çapının R sıfıra giderkenki tekillik. Ötekisi T'de tekillik, zamanda tekillik. Yani R ile T'nin rolünü değiştirirseniz işte sonuçta teoremlerde matematik olarak yapısında büyük değişiklik olmuyor. Bunu Hawking zaten gözlemiş ilk. Penrose'un ilk tekillik teoremleri kara delik tekillikleriyle ilgili. Hawking'in Penrose'la beraber yapmış olduğu ise
kozmik zaman parametresiyle, başlangıç tekilliğiyle ilgili. Fakat bu tekilliklerin, yani Einstein'ın genel relativite teorisinde, klasik alan teorisi olarak düşünüldüğünde, tekilliklerin kaçınılmaz olarak var olduğunun ispatı Penrose'a ait. Ve bu önemli bir katkı. Peki hocam, yine merak edilen bir şey söyleyeyim ben size. Kara delikler sıcak mıdır, soğuk mudur? Sıcaksa ne kadar sıcaktır, soğuksa ne kadar soğuktur? Şimdi kara delik sıcaklığı denen bir kavram var. Kara delik sıcaklığı, kara delikte uzay ufkunun arkasına saklanmış dedim ya, kara delik olay ufkunun yüzey alanının tersiyle orantılı. Kara deliğin sıcaklığı var. Şimdi kara delik termodinamiği bizim bildiğimiz bu termodinamik yasalarından birazcık farklı. Birazcık farklı. Kara deliğin yüzey alanını ve yüzey çekim şiddetini entropi ve sıcaklığı ekleyerek şekilde bir genelleştirme gerekiyor. Hawking ve Bekenstein'e ait bu şeyler. 1970'lerden kalma gene galiba. Yahut 67'de olabilir. Yok, 72 sanırım. Tam olarak tarihini yapayım. Dolayısıyla ben kara deliğin sıcaklığından bahsedebilirim. Kara deliğin entropisinden de bahsedebilirim. Ama bu bizim bildiğimiz mesela bir soba ya da bir ısıtıcıdaki sıcaklık ve entropiden biraz farklı genelleştirilmiş kavramlar bunlar. Matematik olarak aynı. Yanlış bilmiyorsam milikelvin civarında. Çok soğuk yani. Yani soğuk. Şöyle diyeyim. Soğuk. Kara delik yoksa bildiğimiz termodinamiği yaşarız. Evet. Eğer kara deliğin yakınında olabilseydik bildiğimiz termodinamik yasalarını modifiye edecektik. Peki nötron yıldızlara kara deliğe en yakın şey değil mi bir yandan da baktığımız zaman? Peki onlar niye sıcak? Sıcak derken? Sıcak derken yine. Isı. Yani güneşin çok yoğun. Enerjisinden bahsediyorsun. Evet, yani yoğunluğu ayrı, sıcaklığı farklı ama yani yoğunluğu mesela bir güneşin 10 üzeri 14 katı daha yoğun. Evet. Hatta bu nötron yıldızı birleşiminde güneşten yaklaşık 3 kat, yanlış hatırlamıyorsam 3 katı olan nötron yıldızının büyüklüğü İstanbul'un yarısı falan kadar yani inanılmaz bir yoğun bir obje. Zaten bu kadar yoğun olması lazım ki uzay zamanı yeterince sarsın ve gravitasyon dalgalar oluştursun. Yani çok yoğun evet ama o sıcaklıktan kastı hocamın şey yani o farklı bir işte kara deliğin alanıyla ilgili olan. Evet, olay ufkunun alanıyla ilgili olan. Yani şey gibi düşünebiliriz belki. Yani nasıl bu termometreler var ya alnı değdirmeden hani çünkü belli bir ısı olduğu zaman belli bir ışıma yapıyor. Hani öyle düşünebiliriz yani. Hani bir kara delik var. O bir ışıma yapıyor. Onu ölçtüğümüz zaman ona bir sıcaklık verebiliriz. Ama şimdi o zaman şunu sorabilirsiniz. Bu ışıma nereden geliyor? Nereden geliyor? Eğer sadece klasik relativite yani Einstein teorisini alırsanız böyle bir ışıma yok. Yani bir tane kütle bir kara delik varsa o kara delik duruyor orada. Duruyor. Şey olarak Hawking'in yaptığı kuantum mekaniksel efektleri ekleyebilmek, birleştirebilmek. Onun üzerine entropisi vardır filan bunları veya ışıması, kara delik ışıması yapılabileceğini söylüyor ki o da altını çizmek lazım. Yani kara deliğin içinden bir şey çıkmıyor gene. Hani demin dedik ki yani kara deliğin o olay ufkunda hiçbir şey çıkamaz. O zaman şu soruyu sorabilirsiniz. Dersiniz ki ya ışıma yaptığını söylüyorsun, belli bir sıcaklığı var. Işık geliyor dedim. Nereden geliyor? Ama kara deliğe hani bir şey gelmezdi. İşte bu olay ufkunun etrafında olan yani hiçbir zaman olay ufkunun içine düşmemiş ondan mı çıkıyor? Oradan onları görebiliyoruz. Esasında evet. Çıkmıyor tabii. Bu çıkmıyor, Hawking evet. Etkisi bu. Hawking'in 1974'teki katkısı. Şimdi klasik fizikte dedim. Niye kara deliklerden zaman zaman yiyebileceğinden fazla geldiği zaman bir püskürme olmuyor mu? Şimdi şöyle diyeyim. Hawking aşamasının mekanizması farklı. Kuantum mekaniksel o. Şimdi kuantum mekaniğinde çok böyle yoğun enerji olan bölgelerde çift yaratımı etkileri olabilir. Yani boşluktan elektron pozitron çifti mesela yaratabilirsiniz. Şimdi Hawking'in argümanı eğer kara deliğin olay ufku yakınında çok yoğun kütle çekimsel alanları olan bir bölgede eğer çift yaratımı olursa bir olasılık bunlardan birinin kara deliğe düşmesi, ötekisinde gitmesi. Çünkü bir noktadan çift yaratırsanız aynı eşit kütleli, eşit enerji elektrik yükleri birbirinden farklı. Momentum korunumu nedeniyle böyle zıt yönlerde bir doğru üzerinde yayılmaları lazım. Düşünün yani radyo olarak yaratılmış olsa bir tanesi tam içeri düşecek, bir tanesi tam dışarı çıkacak. Siz pozitron mesela içeri düştüğünü düşünün. Pozitron kara deliğin olay ufkuna girdi mi bitti. Bir daha ondan hiç haber ses seda yok. Ama elektron ne olacak? Elektron sanki kara delikten geliyormuş gibi olacak. Yani boşluktan
elektron geliyor. İşte bu da yani kara delikten ışıma geliyor ışıma gibi geliyor. Gözüküyor. Ve bu tamamıyla siyah cisim ışımasının spektrumunu veriyor. Hawking ışıması bunun. Ama bu tamamıyla kuantum etkisi. Yani ben eğer klasik fizik yasaları içinde, klasik Einstein teorisi içinde kalsaydım Penrose'un teoremleri geçerli olacaktı. Kara delikten böyle bir ışıma gelmesi mümkün değil. Değildi. Ama Hawking ışıması, bu Hawking'in en büyük yaratıcı özelliklerinden bir tanesi. Basit bir argümanla aslında kara deliğin kuantum mekaniksi olarak ışıyacağını göstermesi. Tabii bu tabii bir de şeyi de yapayım. Şu ana kadar ben kara delikten bahsederken Penrose'un kara deliğinden astrofiziksel ölçeklerde kara delikten bahsettim. Penrose ışıması yapanlar mini kara delikler. Yani temel parçacık düzeyindeki kara delikler. Öyle bir kara delikler de olabilir. O astrofiziksel kara delik değil. Onun Hawking ışımasından bahsediyoruz. Neyse çok detaya girmeyelim yine. Balatayız, yırmayalım. İzleyiciler de biraz anlayabilsinler. Ben de anlayayım yani izleyiciler derken sırf. Çok ileri gitmeyelim. Peki, Einstein'dan bahsetsek biraz. Biraz Einstein'a oradan şöyle dönebiliriz. Ben daha Einstein'dan daha önce Verrier, adı astrofizikçi. Onun şeyi, Einstein'ın genel relativite teorisini test etmede çok güzel bir örnek aslında. Verrier şey yapıyor. Bu normal Newton mekaniğiyle inceliyor. İşte şeye bakıyor. Uranüs'e bakıyor. Uranüs'ün hareketlerini inceliyor. Sonra Uranüs'ün hareketinde normal Newton denklemlerinin söylediğinden küçük sapmalar görüyor. Buradan çıkardığı sonuç da şu. Diyor ki demek Uranüs böyle hareket ediyorsa ve küçük sapmalar oluyorsa mesela şöyle gidiyor diyelim. Bu eliptik yörüngede o normal beklediğimiz yörüngenin dışında küçük sapmalar oluyor. Diyor ya bu sapmaları ben onun dışında başka bir gezegenle açıklayabilirim diyor. Ve böylece Neptün orada bir gezegen daha olmalı diyor. Sonra bakıyoruz ki Neptün var. Şimdi bu bir yön. Aslında bu Einstein denklemini hep diyoruz ya işte solda bir Einstein tensörü var, bir şey var. Geometriyi anlatan bir şey var. Sağda da maddeyi anlatan bir şey var. Bir denklem var. Verrier'in yaptığı şey biraz buna benziyor. İşte ne dedik? Newton denklemi var ama tam açıklayamıyor. Demek ki orada göremediğimiz bir şey var. Ne bu? İşte Neptün. Aynı şekilde daha sonra bu sefer Merkür'e bakıyor Verrier. Yine aynı analizi yapıyor. Sonra Merkür'ün bu hareketinde bir sapmalar görüyor. Diyor ki Merkür'den daha yakın, Güneş'e daha yakın bir gezegen daha olacak diyor. Bunda da Vulkan. Adını Vulkan diye koruyor. Bakılıyor falan yok. İşte Einstein'ın genel relativitenin aslında birinci şeyi o. Yani testi bu. O bu sefer de tam tersi oldu. Bu sefer orada başka bir madde yok. Fazladan bir madde yok. Newton'un mekaniğinin kendisi sorunlu. Yani iki şey olabilir. Denklemin bir tarafına madde ekleyip çözebilirdik. Ve onu şeyle çözdük. Bu Neptün-Uranüs olayıyla çözdük. Ama diğer taraftan Merkür'e baktığımızda buraya madde ekleyerek çözemedik çünkü orada madde yok. Bu sefer de denklemin sol tarafını diyelim. Yani Newton'un mekaniğini değiştirdik. Hangisi oldu? Bu Einstein oldu. İşte karanlık madde de biraz bunun gibi olabilir. Yani karanlık madde var mı? Madde mi ekleyeceğiz? Yoksa hayır. Einstein'ın tarafını mı değiştireceğiz? O yüzden bu Verrier'in bu keşifleri ve sonrasında açığa çıkan şey de şu anda aslında Einstein'ın teorisiyle onun değiştirilmesi de çok birbirine benzer. O yüzden Einstein'a dönersek yani genel relativite teorisinin birinci testi bu Merkür'ün yörüngesinin shift etmesi yani değişmesi. Üçüncü bir tanesinden de bahsettim zaten. Yani bu Güneş sistemimiz içindeki olaylardan testi Einstein'ın ilk 1916 ve 17'deki testleri. Bir tanesi bu Merkür'ün çok yatık bir elips yörüngesi, gezegen yörüngeleri elips, çok yatık bir elips ve bu elips esasında ilerleyen bir elips. Yani bir elips Merkür'ü bir tur attığı zaman tekrar aynı noktaya gelmiyor. Elips dönüyor, ilerliyor elipsin uç noktası, perihelion noktası ve bunun galiba bir derecenin birkaç saniyelik miktarı bir asır boyunca yaptığı ölçülebiliyor fakat açıklanamıyor. Fakat Einstein teorisi, genel relativite teorisi, Newton teorisinin açıklayamadığı bu farkı tam olarak açıklayabiliyor. Bu Einstein'ın kendi yaptığı bir hesap ve ilk yani bu genel relativite testi. Bir tanesini söyledim. Bu uzak sabit yıldızlardan gelen ışığın Güneş'in yakınından geçerken doğrusal yörüngesinden sapması. Einstein'ı meşhur eden bunun doğrulanması. Arthur Eddington tarafından 1919'da. Sibirya'da doğru değil mi? Şeyde
Guyana ve de Principe Island Afrika açıklarındaki Saint Thomas galiba. Orada yapılan gözlemler, tabii bu çok zor bir gözlem çünkü güneşin aydınlıkta gün yüzünde ben uzaktaki yıldızı nereden göreceğim? Bir şansımız var. Tam güneş tutulması sırasında güneşin arkasındaki sabit yıldızları görebilirsiniz. Resmini çekecek. Arthur Eddington'un yaptığı. Bir de güneş orada olmadığı zaman yani gece çekecek. Evet. Ve de oradaki paralaks sapmadan da ışığın ne kadar saptığını hesabı. Ve de Einstein'in yapmış olduğu hesaplarla tam olarak uyumlu çıkıyor. Bir de galiba radar sinyallerinin zamanının gecikmesi deneyi var. Çünkü zaman gecikmesi de relativite teorisinin öngörülerinden bir tanesi. Esas olarak şu anda da Einstein'in genel relativite teorisinin klasik testleri GPS'le mesela. Bu kadar. Yani GPS de aynı şekilde zaman gecikmesiyle ilgili. Hatta 2020 Nobel'in diğer yarısı. Diğer yarısı. O da hocam sizin söyle. Söyle yani. Yani gezegen, galaksinin merkezinde kara delik olabileceği fikri var. Nobel alan bu Gensel ve Goetz, Andrea Goetz. İkisi farklı gruplar yönetiyorlar ve onların gösterebildiği şey demin Emre Hoca nasıl dedi? Hani Neptün'ün orada olduğunu bilmiyoruz ama Uranüs'ün hareketine bakarak orada Neptün olması olmadığı gerektiğini fark ediyoruz. Bu da benzer bir şekilde ölçülüyor. Eğer hakikaten ortada tek başına kompakt bir cisim varsa çok büyük kütleli, o zaman etrafındaki yıldızlarda onun etkisine göre, onun etkisi altında hareket etmeliler diye bunu gözlemliyorlar. Yani çok tabii bunlar zor hesaplar çünkü araya galaksi içindeki toz giriyor, ışık gelirken ya da yeryüzündeki bir teleskopla bakıyorsanız araya atmosfer giriyor, atmosfer bir şeyler. Gerçi hesap yapabiliyor onlar hepsi. Efendim? O atmosfer hesabı yapılabiliyor, çıkabiliyor. Yapılabiliyor, hepsini yapabiliyor. Uzay teleskopları şu anda kullanılan. Evet. Çünkü problemi kökünden hallediyor. Bunların halledilmesi tabii çok zor problemler. Yani şimdi hallediliyor diyor da çok ciddi uğraşlardan sonra bu problemler çözüldüğü zaman yıllar boyunca etrafındaki yıldızların yörüngesini takip edip hızlarını ölçüp hakikaten orada olması gerektiği bir yerde bir tane kompakt bir cismin olması gerektiğini gözlemliyorlar. Ve onun da bir kara delik olduğunu düşünüyor. Yani demin diyoruz genel görelikten de şimdi bahsetmeye başladık. Hani elinizde bir teori var, çözümü ama hakikaten bu var mı doğada? Gidip bunu araştırmanız, bunu bulmanız gerekiyor. İşte indirekt olarak bu gözlemleniyor. Şu anda Nobel almadı ama aynı şekilde bu Olay Ufku Teleskobu görmüşsünüzdür belki resimlerini, bir kara deliğin fotoğrafını çekmeyi başardı. Ve mesela orada ben bunu anlatırken şeye dikkat çekmek istiyorum. Bu fotoğraf çekilmeden önce bir tane film vardı, Interstellar galiba. Evet. Ve evet. Onun afişindeki fotoğrafa bakarsanız çekilen bilimsel fotoğrafla oradaki filmdeki gösterilen fotoğraf birbirine çok benziyor. Esasında ona biz fotoğraf demeyelim. O tamamıyla Einstein denklemlerinin integrasyonuyla yani, matematiksel olarak Interstellar. Çok önemli bir fizikçi vardı. Kipton'un kendisi. Nobel, yani Nobel anadem bahsettiğimiz Kipton. Aslında bunu çok ilginç bir şekilde o kara delik resmini üreten ekip Kipton ve de işte animasyon şirketinin teknisyenleri hep beraber Classical and Quantum Gravity'de iki tane çok kapsamlı makale yazdılar. Çok da ilginç bir şey. Animasyon teknisyenlerinin bizim makaleler yazması. Ama o zor bir şey. Çok büyük başarı tabii. Teknik yani olarak çok zor bir şey. Gözlemlenemeyen bir şey. Bu görsel bir şekilde resmini bilgisayarla oluşturabiliyorsunuz ve ölçtüğünüz zaman gözlemin aynı çıkıyor. Aynı çıkıyor. Yok, onu esasında diyor muyuz? Onu diyebilecek kadar şeyimiz kesin. Benzer. İyimserim hocam, öyle geliyor. Ben iyimserim. Yani bu iş esasında matematik olarak o kadar zor bir iş ki. Çünkü bizim tabii bildiğimiz kara delik çözümleri Einstein denklemlerinden hep koordinat merkezini yıldızın merkezinde alıyor. Halbuki siz kara deliğe baktınız mı zaman filmde? Biz dünyadan bakıyoruz değil mi? O zaman koordinat sistemi son derece komplike bir sisteme geliyor. Yıldızın merkezindeki koordinat sisteminde yazılmış denklemleri siz gelip ta dışarıdan bir yerden bakıyormuş gibi yapıp hepsini tek tek yapacaksınız. Ve de renklendirmeleri falan da yani çok çok başarılı. Çok başarılı bir şey. Yalnız eksik. Çünkü
kızla kayma, maviye, mora kayma dedik ya, yıldız döndüğü için, kara delik döndüğü için bizden uzaklaşan kısımlarıyla bizden yaklaşan kısımlarının harelenmesi lazım. Artık o kadarını yapmamışlar. Ya da belki yaptılar da istemediler afişe koymayı. Ha, o çok şey. Çünkü bir renk farkı vermesi hani gerekiyor sarı ışığa. Asimetri olmasından dolayı. Değil mi? Tabii. Aslında bir Fransız bu konuda 1970'lerden beri çalışmış. Ve de yani bayağı ciddi resimler de üretmiş Paris Üniversitesi'nde. Onun mesela o harelenmeler de var. Çok komplike bir iş. Hı-hı. Ama yani şimdi gene gerçek nedir? Resim nedir? Fotoğraf nedir? Değil mi? Mesela hı-hı, fotoğraf diyoruz ama gerçekten o filmde gördüğümüz nesne yani hiç olmayabilir de gerçek nedir diye bir soru geliyor insanın aklına. O filmde gördüğümüz resim hocam, gerçek mi değil mi? Hocam Ahmet Aslan'la beraber davet edeceğim. O felsefeyi orada beraber konuşuruz. Gerçek nedir orada? Oraya doğru ilerliyoruz yavaş yavaş. Oh! Einstein'e bahsedecektik, kaldık. Einstein, ben biraz bahsedeyim mi? Einstein'dan. İsterseniz hocam biraz kuantum, Brownian oluşum veya fotoelektrik etkileri. Ya esasında Einstein tabii çok sıra dışı bir fizikçi. Ama yani sıra dışı fizikçi... Peki hocam şöyle bir şey sorayım. Daha sıra dışı fizikçi diye öneriyorlar şimdi. Einstein önce düşünüyor, bir hayal kuruyor. Bir yandan da bir duru görüsü var belki adamcağızın. Sonra bu olsa olsa böyle olur diyor. Sonra o olsa olsa böyle olur, bir matematik denklem uyduruyor gibi geliyor bana. Yanılıyor muyum? Vallahi bana öyle denmiyor. Einstein'ın esasında hayatında biliyorsunuz o ETH mezunu Zürih'te. Evet. 5-6 kişilik bir sınıfları var. Eşi de zaten yani Sırp. İlk eşi. Mileva Maric. Öteki arkadaşları da çok önemli. Yani Habic, Sloven. Sloven bir de Marcel Grossman. 5 kişilik bir sınıf. Yani şu anda bizim vakıf üniversitelerindeki fizik bölümü kadar bir şeyi var onların da. Einstein mezun olduktan sonra asistan alınmadığı için Marcel Grossman'ın babası tarafından bendeki patent dairesine yerleştiriliyor. Ve orada biliyorsunuz yaptığı iş sivri zekaların geliştirdikleri icatların fiziksel olarak olup olamayacağını inceleyip ona patent vermek veya patent vermek. Şimdi Einstein'ın özel görelilik teorisini, yani 1905'teki teorisini bulmasında bu çok önemli bir faktör. Öyle düşünüp ondan sonra matematik yapılı değil. Son derece pratik problemler bunlar. Çünkü orada neler var? Trenler var, platformda gözlemci var, trenin içinde gözlemci var, saatler var, saatlerin senkronizasyonu var. Ve de yani bunun İsviçre'de bulunmuş olması şey değil yani. Bir rastlantı değil. Çünkü Almanların, İsviçrelilerin biliyorsunuz çok büyük zaman takıntısı var. Ve de yani Einstein doğru zamanda doğru yerde bulunmuş. Senkronizasyon problemleri 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başında çok ciddi problemler. Trenleri nasıl şey yapacaksınız? Zamanlamasını hızlanmış yok. Uzak mesafeler arasındaki zamanlamayı senkronize nasıl yapacaksınız? Bunları telgraf sinyalleri yollayarak, alıp vererek yaparlarmış. Telgraf sinyallerinde bu kriterlerde yayılma hızı belli. Sonlu bir hız, küçük bir hız. Şimdi Einstein bu problemleri çöze aslında özel görelilikte kullandığı ışık hızında giden tren sinyaller, ışık hızında ışık sinyallerini değişerek zaman senkronizasyonu falan gibi fikirlere erişmiş. Aslında bunlar yani çok pratik problemlerle uğraşması, o zamanın pratik problemleriyle uğraştığı için yapmış olduğu gözlemler. Şimdi tekrar ben bu 50 sene meselesine geleceğim. Çünkü Einstein doktora tezini yapmadan önce 3 tane makale yayınlamış. Ve bu yani bir doktora öğrencisinden beklenmeyecek bir şey. Bu arada da patent dairesinde raporlama yapıyormuş sürekli olarak. Bu makalelerden bir tanesi peş peşe yayınlanmış, bir tanesi Brown hareketi. Brown hareketinin bize gösterdiği şey, istatistiksel mekanik yöntemler kullanarak atomların gerçekliğini kanıtlamak indirekt olarak. Ve bu az boz bir iş değil. Yani bu kendi başına Nobel alacak çapta bir iş. Çünkü 1905'te insanlar atomların gerçekliğine inanmıyormuş daha büyük çoğunluğu. Ve de Einstein atomların gerçekliğini işte istatistik mekanik kullanarak kanıtlamış. Bu birinci problem. Ya orada da aslında hocam o söylediğiniz o hayal gücü yani suya bakıyor.
Orada bir şey rastgele bir hareket ediyor. Sonra oradan hayal gücüyle bu atomlardan oluşuyor. Sürekli onlara çarpıyor. Yani inanılmaz bir şey. Yani o çok başlı başına bir olay. İkinci makalesi fotoelektrik etki. Onun hiç üstünde durmayacağım ama kuantum mekaniğinin başlangıç gözlemlerinden bir tanesi. Foton kavramını getiren makale. Zaten 1921 Nobel ödülünü aldığı makale de bu ikinci makalesi. Hı. Şimdi özel görelilik kalıyor. Hiç Nobel almadığı konu. Özel görelilikte üçüncü makalesi. Bu trenler, ışık hızı vesaire, zaman kavramı, uzay kavramı, göreli olmaması, mutlak olmaması kavramları. Şimdi ben şunu ben kısaca söyleyeyim. Eğer Einstein bu üç makalesini yazıp, bir de dördüncüsü var, onu da söyleyeyim değil mi? Aynı derginin sonlarında bir yerde bir makale, bir sayfalık bir makalesi daha var. O da nükleer etkileşmelerde delta eşittir delta mc kare makalesi bir sayfa. Özel görelilik teorisini kabul ederseniz nükleer reaksiyonlarda da E ile M'nin ışık ve kütle ve enerji arasındaki bağıntının geçerli olduğunu söylemiş. Yani önemli bir makale. Bu nedenle de atom bombasının babası denmiş adama. Yani başka bir katkısı da yok esasında ona. Fakat şunu söyleyebilirim ben. 1905'te bu üç makaleyi yazdığı zaman Einstein, yani başkaları da bağımsız olarak yazabilecek konumdaymış bunu. Çok önemli fizikçiler, filozoflar var. Poincaré'yi mesela, Henri Poincaré'yi biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Lorentz var. Lorentz'in ismi çok geçiyor. Poincaré, Lorentz, bunlar o dönemin çok ünlü matematiksel fizikçileri. Ve de biz mesela Einstein dönüşümleri demiyoruz. Lorentz dönüşümleri diyoruz veya Poincaré dönüşümleri, Poincaré simetri grubu diyoruz. Niye? Çünkü Einstein'ın bulduğu matematiksel yapıyı Poincaré de bulmuş, Lorentz de bulmuş. Fakat onlar şu adımı atamamış. Zaman ve uzay kavramları mutlak değildir. Uzay zaman kavramına gerek vardır adımını atamamışlar. Poincaré de atamamış. Hiçbir zaman da kabul edememiş. Einstein ile Poincaré hiç birbirlerine referans vermemişler. Hiç birbirleriyle de konuşmamışlar. Yani böyle kavgalı iki kardeş gibi. Zaten 1912'de ölmüş. Fakat Einstein o sırada çok meşhurmuş. Fakat Einstein'ın bu özel görelilikten sonra, yani onu bulabilirmiş insanlar o sırada. Bir 4-5 sene zamana ihtiyaç varmış. Peki Einstein niye üniversite kabul etmiş, patent bürosuna gitmiş? Neymiş eksiği? Einstein burnunun dikine giden, dik kafalı bir. Dik kafalı. Yani eğer siz şu anda üniversitede de aynı şey değil mi? Laboratuvara girmezsen, sadece sınava girer, bilmem arkadaşlarının notlarından sınavda çalışırsan, hoca seni tanımazsa asistanına, laboratuvarına asistan almaz değil mi? Yani asistanın başına, Einstein'ın başına gelen bu yani tam olarak. Hocaları onu tanımıyorlarmış. Hatta yani tembel öğrenci olarak tanıyorlarmış. Çünkü derslere gelmiyormuş uyanıp da. Ama yani insan hayatı peki çok eşi var. Eşi olmasaydı, bilev olmasaydı Einstein olamazdı. Doğru mudur? Doğru değil o tabii ki. Şimdi Einstein'ın ilk eşi de çok olağanüstü bir insan. Çünkü düşünürseniz 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başında kadınlar üniversiteye kabul edilmezmiş. Öyle. Üniversiteye bitirse bile öğretim üyesi kabul edilmezmiş. Bunun çok büyük örnekleri var. Ve yani düşünün yani Sırbistan'da Belgrad'da galiba, yok Zagreb'de sanırım. Zagreb'de ailesi bunu okutmuş. Orman Hırvatistan. Ve oradan İsviçre'ye tek başına üniversite okuması için yollamış. Ve de yani hani böyle kadınların kabul görmediği bir üniversite ortamında Mileva Moric, yani işte Einstein gibi, onun gibi çok yetenekli öğrencilerle birlikte bitirmiş üniversiteyi. Gerçi doktora derecesini almamış evlendiği için, çocukları olduğu için. Einstein'ın arkadaşlarıyla da ilişkileri çok ilginç. Hocalarıyla ilişkileri iyi değil ama her hafta sonu arkadaşlarıyla buluşur, sohbet toplantıları yapar, bunları yazıya geçirir ve de bu felsefi görüşlerinin büyük çoğunluğu esasında Einstein'ın sınıf arkadaşlarıyla hafta sonunda kafelerde oturup konuşmaları sırasında olgunlaşmış. Ve de yani Poincaré ile Lorentz'i böyle sollayıp geçmesi tamamıyla yani bu ortak akıl. Ortak kafa, akıl. Yani büyük bir ihtimalle tabii Mileva Maric'in de yani bu noktada ona büyük katkısı olmuştur. Ama yani bu tabii Einstein'ın yeteneğini ve de dehasına değil yani.
Hayır şey dediler, tembeldi, matematiği o kadar üstün değildi. Evet. O yüzden de Mileva Maric'in matematik bilgisi ona çok faydası oldu. Esasında Mileva Maric'in matematik bilgisi değil. Biraz önce Marcel Grossman'dan bahsettim. Marcel Grossman daha sonra ETA'da matematik profesörü olmuş. Onun esasında matematik bilgisi çok önemli. Einstein o dönemlerde hiç ortak makale yazmamış. 1905 ile 1915 arasındaki yazdığı makalede bir tane ortak makalesi var. Marcel Grossman'la Riemann geometrileri üstüne. Onu da öyle bir yazmışlar ki bir section'da Marcel Grossman'ın yazdığı belli matematik. Bir section'da Einstein'ın yani suyla zeytinyağı gibi de karışık. Karışmışlar. Ama Einstein eğri uzay zaman kavramını, Riemann eğriliği kavramını Marcel Grossman'dan öğrenmiş. Bu işin şeyi, üstadlarından biri. Çünkü matematik profesörü. Ama tabii onu kütleyle bağlaması... Tabii o yani tamamıyla kendisi. Daha yani. Ve de şöyle diyeyim. Yani 1905'teki bu teorisi, özel görelilik teorisini diğer bu dediğim insanlardan birisinin bulması çok mümkündü. Yani 1905'te olmazdı da 1906'da, 1907'de olurdu. Fakat ondan sonra Einstein oturmuş, işte benim bu özel görelilik teorisiyle tutarlı çekim yasası. Bu Newton'un çekim yasası var uzaktan etki. İki kütleyi karşılıklı koyarsanız uzaktan etkileşirler onlar. M1, M2 bölü R kare. Ters kare kuvvet yasası. Einstein bunun özel görelilikle uyuşmadığını bildiği için nasıl uyuştururum diye sormuş ve de işte Riemann geometrileri cinsinden zamanın ve uzayın tek başlarında mutlak olmadığı, uzay zamanın mutlak olduğu eğri uzay zaman tanımını kullanarak Einstein denklemlerine ta 1916'da ulaşmış. Hatta ben şey duymuştum, okumuştum. Newton'un bile yani ilk yazdığı zaman bile dediğiniz 1m2 bölü R kareyi onun bile uzaktan etkileşme konusunda sıkıntıları varmış. Hani tabii, bu neden tabii. Oluyor? Anlık etkileşme. Hani... Aslında bütün fizik öğrencilerinin bunu bir sorgulaması lazım. Evet. Şurada bir kütle var, burada da bir kütle var. Birbirini çekiyor. Nasıl çekiyor? Evet. Çekiyor. Yani bunun esasında fiziksel açıklaması hocam, aynı işlemle geliyor. Şöyle bir tez de vardı mesela. Jüpiter'in bize o etkisi şu bardağın bize o etkisinden daha azdır diye. Doğrudur. Doğrudur. O zaman tabii. Ama yani şeyi de söyleyin yani. Mesela Medcezir olayı var değil mi? İstanbul'da pek görmüyoruz Medcezir ama ayın etkisi. Ay denizi çekiyor, bırakıyor. Galiba. Evet, koca evet. Denizi çekiyor. Bırakıyor. Dolayısıyla yani oradaki şey gökyüzündeki o küçük şey yuvarlak bizi etkiliyor. Bayağı etkiliyor. Ama tabii bir tane teknolojinin dediği gibi bir bölü uzaklığın karesiyle gidiyor. Evet. Şimdi o zaman şey düşünelim, uzaktaki yıldızların etkisi ne olacak? Şimdi ayın etkisini hissediyoruz da bu hemen şeye dönmesin yani. Bakın her şey işte yıldızlar hayatımızı evet. Etkiliyor. Evet. Yani yıldızlar çok uzakta. Hatta evet. Yan yana olduğu düşünen yıldızlar bile yan yana değiller. Sadece gökyüzünde öyle gözüküyorlar. Evet. Şimdi oradan aman ay etkiliyor diye hemen şey yorumlanmasın bu yani. Bütün yıldızlar bizi etkiliyor hayatımızı işte. Geleceğimiz belli. Öyle bir şey yok. Bilimsel olarak. Evet. Yani her yıldızların çekiminden değil de yıldızların konumlarının istatistiki etkisinden bahsediyor galiba orada. Şeyden bahsediyor. Ben esasında ayın etkisinde tabii şey de var. Ayla dünyayı düşünürseniz. Ayın dünyanın dönüşüyle ayın dönüşü senkronize olmuş durumda. Tabii. Bu yani evet. Senkronizasyon da yani non-linear bir etki. O da Medcezir'e etkisi var yani. Böyle rastgele iki tane gelişi güzel hareket eden iki cismin etkisi değil bu. Senkronize olarak dönen cisimlerin. Senkronize kadar hep ayın aynı yüzünü görüyor olmamız. Evet, evet. Çünkü ayın kendi ekseni etrafında dönme periyodu ile dünyada dönme periyodu aynı. Aynı. Yani Einstein'ın yani şey çok ilginç aslında. Birincisi deneyle hep iç içe evet. Teorici. Ama yani bir teorijide olan yani şey düşünelim. Tam Newton'dan başlayan zamanın ve işte uzay zaman ama onun mutlak olduğu düşüncesi. Artık hatta fiziğin neredeyse bittiği işte Newton, Maxwell, elektromanyetik yasalar bulundu. Fizik bitti. Böyle bir düşünce varken tamamen her şeyi yıkan. Yani uzay zamanının mutlak olmadığını söyleyen. Ardından ışık dalgadır şeyi iyice ağır basmışken Maxwell'in o denklemlerle ışık dalga gibi davranıyor gibi düşüncesi varken birden onu da dalga değil dalga paketi gibi yani parçacıklardan oluştuğu düşüncesi yani hep böyle şeyi yıkan bir sürü insanın hep öyle olduğunu düşündüğü ön yargıları diyeyim yıkabilen bir hem de bunu teorik
şeyle, gücüyle yıkabilen ama aynı zamanda da hep deneyle iç içe. Yani evet. Bu çok büyük bir şey. Ve bir sürü alanda yani kuantum mekaniğini açan o, genel relativiteyi açan o, yani bir sürü alanı o zamana kadar düşünülen şeylerin çok dışında şeylerle yıkan bir adam. Yani o yüzden modern fiziğe ilk başlarken gerçekten de Einstein'a başlamak lazım. 1933'te Amerika'ya gidene kadar yaptığı teoriler Einstein'ın gerçekten deneysel, gözlemsel veriler çok önemli rol oynuyor. Ama 1933'ten sonra 55'te öldü Princeton'da. O zamana kadar yaptığı teoriler aynı nitelikte olmadığı için bugün yani gayet güzel matematik yapılar, gayet güzel modeller fakat gerçek değil onlar. Şeyden kopmuş yani bir şekilde. Patent dairesinde çalışması yaramış ona. Yaramış. Bir de şey de var yani hani sadece kendi yaptıkları hani tabii ki çok çok önemli, bir de getirdiği kritik de önemli. Yani kuantum mekaniği ilk oluşmaya başladığı zaman olasılıkçı yoruma kesinlikle katılmadığı için hani devamlı boru hani şey yapıp hani kritize şey yapıp hani eleştirip hani getirdiği eleştiriyle de mesela kuantum mekaniğinin de daha ilerlemesini, İçin daha sağlıyor. Derin anlaşılmasını sağlıyor. Ve hani demin şeydiniz hani hani sonuçta patent dairesi otururken de hani hayal kurup da çıkartmıyor. Sonuçta fizikte 1800 yılların sonunda belli problemler var. Yani bu elektromanyetik teoriden bahsediyoruz. Maxwell'in son haline getirdiği. O teoriyle Newton mekaniği birbirine uymuyor. Şimdi bu çok ciddi yasal bir problem. Yani çok güzel hesap yaptığınız, hani etrafınızdaki cismin hareketini anlatan bir teoriniz var Newton'dan gelen. Onun dışında yüklerle hesap yaptığınız, deney yaptığınız zaman ona çok güzel anlatan bir teoriniz var. Ve bunlar teorik olarak birbirleriyle uymuyorlar. Hani belki de bilmiyorum teknoloji katılır mı da hani Einstein dediniz ya biraz dik başlı diye. Evet. Hani belki diğerlerinin bir adım öne geçebilmesi özellikle bu dik başlı. Dik çünkü başlı. Söylediğiniz şey farklı 300 düşünüyor. Yıllık teorinin yanlış olduğunu söylüyorsunuz. Yani 300 yıl boyunca hoca kabul etmez. Yani 300 zaten yıl... öteki yani mesela Poincaré, Lorentz falan yani onların engelleyen bu buluşu tabii. Yapmalarını engelleyen kafadaki şey. Engel. Çünkü... Yani Newton'un haklı olduğunu düşünüyorsunuz. Düşünüyor. Maxwell çünkü aynen. Yeni bir teori. Herhalde yani bir terslik yani, varsa onda vardır diye düşünüyorum. Ve şöyle hani bizim için hani normal dediğim gibi hayatımızda hayatta yaşadığımız zaman işte hani uzay ve hani bu odanın boyutları ve zaman kolumuzdaki saatin ölçtüğü zaman tamamen birbirinden ayrı kavramlar gibi düşünülüyor. Hani bu Einstein'a kadar 1905'e kadar bu şekilde bunun getirdiği şey düşünebiliyor musunuz? Yani biz tamamen etrafımıza yanlış bakıyoruz diye Einstein bize söylüyor aslında. Ve o daha sonra işte genel göreliliğe sebep oluyor ve işte bugünkü gözlemlerimize kadar geliyor. O yüzden hani bakış açımızı, fiziğe bakışımızı, evrende bakışımızı tamamen değiştiriyor. O yüzden de çok önemli. Son bir şey sormuşsun hocam. Vaktimiz bitti Emre hocam ama. Einstein biliyoruz ki Yahudi olmakla beraber aslında Yahudi inancına sahip olmayan birisi. Yani bir tür, herhangi bir dini inanca sahip değil. Tanrı konusunda ise deist. Gibi bir pozisyon var. Belki o bile yok. Ama buna mukabil Tanrı zaratmaz gibi çok tarihe geçmiş bir lafı var. Herkes tarafından bilinen. Ne demek istiyor orada Tanrı zaratmaz derken Einstein? Yani kuantum mekaniğinin bu olasılığa bağlı olan doğasından hoşlanmıyor. Hoşlanmıyor. Evet, yani bundan dolayı Tanrı zaratmaz diyor. Onunla ilgili de biraz önce kendi aramızda da konuştuk. Yani bu arada buna karşı bırak da Tanrı istediğini yapsın diye karışma. peki mesela Einstein yanıldığını kabul etmişti. En büyük yanılgım diye. Bugün Einstein bir kere daha yanıldığını kabul eder miydi bu kuantumda bugün gelen noktayı görüp de? Bence ederdi. Yani deneye yani, çok güvenen bir şey var değil mi hocam? Einstein yani kuantum mekaniğinde locality, non-locality. Yani şu andaki deneyler Einstein'ın haklı olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla yani onlara karşı gelemeyeceği için mesela herhalde... Nasıl ki haklı olmadığı yerde bile aslında bir şeyi fark ettiğini gördüyse kuantum konusunda buraya doğru gidebilir mi ileride? Belki de yani şu anda biz kuantumla gravitasyonu bir arada tutamıyoruz. Bunlardan yani üç olasılık var. Ya metot olarak bir yanlışlık yapıyoruz veya gravitasyon kısmını değiştireceğiz veya da kuantum kısmını değiştireceğiz. Yani belki de dediğiniz gibi bakarız ki Einstein gerçekten... Einstein bir kez daha artacak belki de. Olabilir. Peki değerli izleyiciler, çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşünceye kadar hoşçakalın.